zihnimiz içinde bulunduğumuz yüzyılın bütün o parçalarını birleştirip bizi getirdiği yer görmeye değil göstermeye. İnsan insan aynasıdır. Ayn. Gözüdür. İnsan aynada kendini göremiyor. Neyi görüyor baktığı zaman? Biz doğru zannettiğimiz yanlışların esiri ve köleleriyiz. Hiçbirimiz özgür değiliz. Köklenemekten burada ne anlayacağız? Mesela yavrulamak, çoğalmak mı? Üretmek mi? Bir tutunma arzusu anlıyorum burada. Yani, hangi tür köklenmek? Neler mümkün diyor benim harekete geçmem için? Neler mümkün biliyor musun? Sonsuz, sınırsız yollar. Depremi, yangınları. Bunlar hepsi bize bir şey anlatıyor. Yani sistem durduk yere yeri göğü oynatmaz. Kendini seven bütünü sever. Merhaba sevgili dostlar. Beyza Akan YouTube'dan gönül dolusu sevgiler, selamlar. İlginize, bildirimleri açmanıza, abone olmanıza o kadar mutlu oluyoruz ki tüm ekip arkadaşlarım adına sonsuz teşekkürler sunarak başlamak istiyorum. Bu yayınımıza çok sevdiğim ama gerçekten gönülden sevdiğim bir dost yürekle, çok güzel bir ruhla, sizlerin de eminim çoğunuzun aa diye şaşıracağı muhteşem bir konukla sizleri bir araya getirmek üzere buluştuk. Sevgili Gülay Özlem, ama Gülay Özlem o kadar çok biriktirdi ki, kendine o kadar çok üzerine koydu ki Gülay Özlem isminin üzerine. Zaten spiker, meslektaşım, sunucu, oyuncu, programcı, diksiyon atölyesi var şimdi ama bildiklerinizin ötesinde, çünkü artık spiritüel yolculuğu var Gülay Özlem'in ve bununla harmanlanınca ortaya muhteşem bir şey çıktı ve dedik ki konuşmamız lazım. Geleni paylaşmamız lazım. Ya. Hoş geldin sevgili Gülay Özlem. Hoş bulduk Beyza'cığım. O kadar güzel özetledin ki aslında, hani onu nasıl oraya bağlayayım diye sorsan belki ben anlatamazdım. Ama harika bir özet yaptın. Senden duymak çok güzel. Çünkü başlarsın bu cümlenin sonu gelecek mi diye düşünürsen, evet, öyle girişler yaptım. Benim de öyle olurdu programda mesela. Bir yerden girerdim, konuşurdum kafa çok hızlı çalışıyor. Konuşurdum. Ben ne soracaktım diye kalırdım, evet, sonra. Senin de benzer bir şey. Kafalar çünkü çok fazla çalışıyor. Hepimizin zihni çok fazla çalışıyor. Dolayısıyla da zihinsel faaliyetlerimiz bir şekilde kendini göstermek için konuşmalarımıza, kelimelerimize dökülüyor. Hı hı. Kendimizi nasıl göreceğiz? Nasıl dinleyeceğiz? Birazcık benim bu başlattığım atölye Beyza'cığım bununla ilgili. Kısa bir süre önce tamamen, yani dışarıdan bakıldığında tesadüf gibi görünse de ben tesadüflere inanmıyorum. Her şeyin muazzam bir kurguyla hareket halinde olduğuna, işte bizim de zaman zaman o harekete eşlik edemeyişimizden dolayı buhranlara, sıkıntılara girdiğimize inanıyorum. Çünkü Yaradan'ın yarattığı o muazzam mekanizma saat gibi işliyor. Yani müzikte, hı-hı, metronom vardır mesela. O metronom ritmin ölçüsünü tutar. Eğer bir aksaklık varsa oradan okursun onu. Şimdi evrendeki metronom o kadar muazzam çalışıyor ki biz, İşte buhranlarımız, depresyonlarımız, şunlarımız, bunlarımız bitmiyor. Bunların bitmemesinin sebepleri aslında tam olarak insanın ağzından çıkan kelimeleri duymamasıyla ilgili. Hı hı. Kendi taleplerini yaratıcıya, evrene, neyse onun orada inandığı, gönlünde tuttuğu kavram, oraya gönderip sonra gelen sonuçla kavga etmesi. Yani işte bunlar benim başıma niye geldi diye dövünüyor. Halbuki bakış açımızı birazcık değiştirsek orada bambaşka bir hikaye olduğunu. Çıkış noktasını mı göreceğiz aslında, nereden başladığını? O nasıl bir şey biliyor musun Beyza? Şimdi şunu anlatayım, bak kafada oradan oraya geçecek. Biz konuşurken böyle olacak ara ara. İzleyicilerden bunun için af dileyelim, özür dileyelim şimdiden. Sevgi de oldur onlar, kıymetlileri. Canım benim. Hı hı. Tesadüf olmayan bir kurguyla çalıştığım menajerin oyunculuk akademisi var. Orada aynı zamanda işte diksiyon eğitimleri de veriliyor oyunculuğun yanı sıra.
Hocalardan birisi rahatsızlanınca bunlar canhıraş bir şekilde beni aradılar. Güler'cim hani böyle bir şey oldu, gelir misin? Bu kuru sen halleder misin diye. Şimdi gittim. Evet dedim, ben de çok üzerine düşünmedim. Gittim ki yıllarca hiç bu eğitimlere katılma talebini etmedim. Bana çok duyurulmuş olmasına rağmen. İşte insanın kendinden uzaklaşması böyle bir şey Beyza. Duyurulur sana. Senden çıkar hatta o kelimeler. Fakat duymazsın. Anlamaz, dinlemezsin daha doğrusu. Duyarsın da dinlemezsin. Gittim. Çok güzel bir 6-7 hafta geçirdim. Benim için çok özel bir dönemdi. Öğrencilerle bir araya gelip o dersi yaptığımız süre içinde kendi reflekslerimi de gözlemleme vesilesi oldu. Onlarla yaptığımız konuşmalarda konuşmanın, yani ben bütün olaylara homeopatik bir açıdan bakıyorum. Yani bütünsel. Evet. Yani bütünsel bir tedavi yoksa bastırma var, bypass var. Dolayısıyla o bir yerden bir daha patlayacak. Kökene indiğinde, onunla yüzleştiğinde başka bir alan açılıyor sana. Bu öğrencilerle geçirdiğim süreç bana çok güzel duygular hissettirdi. Baktım kalbimin pırpır olduğu, hiç yorulmadığım, enerjimin gerçekten çok aktığını hissettim Beyza. Bu çok anlatabileceğim bir şey değil. Biliyorsun o bazı haller vardır. Onu sadece yaşarsın. Çok da ifade edemezsin. Zaten ifade etmeye çalıştığında da saçma sapan yerlere gider. Onun kıymeti çok da tanımlanabilir olmayışındadır. Her şeyi de tanımlayamaz insan zaten. Velhasıl ondan sonrasında böyle bir gün evde otururken yani dedim ben böyle bir şey yapacağım. Çünkü öğrencilerle, oradaki arkadaşlarla yaptığımız konuşmalarda hocam yani çok başka bir bakış açınız var. İşte biz buradan çok acayip faydalandık, çok başka bakıyoruz olaylara diye söylemeleri bana çok güzel bir veri oldu. Ve bunu daha fazla insanla paylaşmak istiyorum. Yani fayda alışverişi, hayattaki bütün maddeyle kurduğumuz ilişkiyi fayda alışverişine oturttuğumuzda her şey su gibi akıyor biliyor musun? Her şey su gibi akıyor. Zorlaştıran, yokuşa süren hep biziz. Stefano Diana'nın Tanrılar Okulu kitabını muhakkak okumuşsundur. Yarım bırakmakla birlikte birçok kitabımda olduğu gibi. Birçok insan bu kitabı evlerinde olduğu halde okuyamadıklarını söylerler. Evet. Ben şöyle kitapları okurken de ben evde böyle bir inziva haline girer. O kitabı sindiririm. Yani çok kitap okumak, hızlı kitap okuma teknikleri falan. Bunların bize ne kadar faydası var? Bunu birazcık düşünmemiz gerekiyor. Yani çok kitap okudum, binlerce kitap okudum. Mesela ortak bir kitap okumuşsundur, sorarsın. Şöyle bir şey vardı hatırlamaz. Evet. Çünkü zihnimiz, içinde bulunduğumuz yüzyılın bütün o parçalarını birleştirip bizi getirdiği yer, görmeye değil göstermeye. Harika. Görmeye değil göstermeye odaklıyız. Zihnimiz bu faaliyeti hayata geçiriyor. Hiç kimse gerçekten görmeye niyet etmiyor. Görmek de istemiyor. En başta kendini. Birisi, bu atölyeye katılmak isteyen birisi şöyle bir ifade kullandı. Ben de katılmak istiyorum. Tamam dedim. Samimiyetimiz de olduğu için şöyle bir ifade kullandım. Bakalım kendi karanlık yüzlerinle de yüzleşmeye hazır mısın? Bu gölge yanlarımız gibi bir kavram değil mi? Kastettiğin. Evet. Yani dışarıda hiçbir şey yok gerçekten Beyza. Her şey bizimle ilgili. Bütün bir sistem, koca alem, ne kadar değerliyiz düşünsene. Bize, bizi anlatmak için mizansenler, kurgularla, olaylar, durumlar, insanlar, bunlarla bize anlatmaya çalışıyor. İnsan insanın aynasıdır. Ayn, gözüdür. İnsan aynada kendini göremiyor. Neyi görüyor baktığı zaman? Yani mesela şöyle bir örnekle orayı tamamlayalım. Tamam. Mesela aynaya bakıyoruz. Karşımızda zannettiğimiz şeyin biz olduğunu anlamamız için çok güzel bir örnek bence. Aynaya bakıyoruz, saçımız bozuk. Aynadan düzeltmiyoruz saçımızı. Evet. Kendimizden düzeltiyoruz yakamızı falan. Şimdi mesele karşıdakinin bize bir şey anlattığını fark edebilmekte. Harika. Çok fazla farkındalıktan tasavvufta da vardır bu değil mi? Yani tasavvuf, felsefe, yani bu kadim öğretiler binlerce yıldır insanlık var olduğundan beri bize o kadar kıymetli mesajlar veriyorlar ki. Yani içine dön mesajı, ya çok güzel aforizma gibi de duruyor.
kendi içine bak. Bunu bir ortaya koyalım da insanlar bunu sosyal medyada, internette işte trend olsun falan. Böyle bir niyetle konulmadı bu ifadeler önümüze. Gözümüzün önünde duranı göremiyoruz. Çünkü görmek istemiyoruz. Bütün mesele bu. O arkadaşa dedim ki yani işte ben karanlık taraflarımla yüzleşmeye hazır mısın deyince bana dedi ki ya hocam hani aydınlık taraflarımıza odaklansak daha iyi değil mi? Şimdi mesela bir resim, ben 40 yaşımdan sonra kara kalem resim çizmeye başladım. Maşallah. Böyle bir yeteneğim olduğunu bile bilmiyordum. Yani muazzam bir şey olduğundan bahsetmiyorum, öyle bir iddiam da yok. Ama bir akış var, bir gelen var. Mesela orada bir yere derinlik vermek istediğinde, resim yapanlar bilir, oraya gölge yaparsın derinlik vermek için. Hayatta da karşımıza çıkan bütün o gölgeler, bizim negatif zannettiğimiz her şey, her insan bize derinlik vermek için. Biraz daha görelim diye, biraz daha netleşelim diye. Aslında. Onunla paylaşımının içeriği ne olursa olsun, o deneyim ne hissettiriyorsa hissetsin, buna acı, kopuş, ayrılık, psikolojik belki şiddet, bir sürü şey olabilir mi? Her ne olursa olsun o efektin sebebi var. Yani orada olmasının bir sebebi olanın, var. Olanın sebebi var. Ve olanın sebebini kendinden bağımsızmış gibi algılamak da bizim en büyük hatalarımızdan biri. Hepimiz yaptık. Bunda utanılacak bir şey yok. Biz insanız. Mükemmel olmak gibi bir hedefimiz süreyel bir hedef olur. Yani hiçbirimiz mükemmel değiliz. Sezen Aksu'nun şarkısında söylüyor. Masum değiliz hiçbirimiz. Birincisi bunu kabul edelim. Hepimizin gölge tarafları var. Karanlık yanları var. O Stefano Di Anna'nın kitabını o yüzden örnek verdim. Orada çok güzel yüzleşmeler yaptırır. Çok güzel yüzleşme. İnsanın kendisiyle mi? Evet. Kendi siparişlerini yaşarken nasıl muazzam bir oyunculuk sergilediğinden bahseder aslında. Kendi taleplerinin karşılanışına isyan ve mağduriyetle yaklaşır insan. Hastalığı çağırır, hasta olur, şikayet eder. Kazayı çağırır, kaza bir kicktir. Inception filmini izlemişsindir. Bayılıyorum o filme, çok severim. Bence bu tarz şeyleri de ifade etmekte insanın nasıl derin bir rüya halinde, uyku halinde olduğunu ifade etmek için de güzel bir metafor tarafı var. Orada rüyanın içinde olduğunu anlamak için bir işaret vardır, bir kick, onu uyandırması için. Şimdi hayatı içinde de kaza da böyle bir şey. Yani durduk yere ayağın birbirine dolaşır düşersin. Evet. Bir şeyden seni uyandırmak içindir aslında o. Bir trafik kazası geçirirsin. Muhakkak yaşanmış örnekleri çoktur. Sen birçoğuna da tanık olmuşsundur. Bu konuları konuştuğun için daha fazlasına da tanık olmuşsundur. Yani yaşanılan olaydan sonra eğer oradan gerçek çıkarımı yapabiliyorsa insan, faydaya dönüştürebiliyorsa... Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ondan sonra hayata bakışı değişir. Ve iyi ki olmuş dersin. Bütün bu ilham veren filmler, ilham veren kitaplar bu tarz örneklerle doludur. Yani yaşadığımız şeyi kendimiz için, yaşam aracımız olan bedenimiz için, ruhumuz için bir yakıta mı çeviriyoruz? Onun içinde yanıp kendimizi kül mü ediyoruz? Bunların hepsi seçim. İnsanın özgür iradesinin olması... Her istediğini yaptığını zannediyor, özgür olduğunu zannediyor. Hiçbirimiz özgür değiliz birincisi. Bunu bir kabul etmemiz gerekiyor. Kabul etmek özgürleşmek. Kabul ettikçe özgürleşiyor insan. Ağzından çıkanlara gerçekten duymadan, dinlemeden, dikkat etmeden yaşarsan günün sonunda bunlar benim niye başıma geldi diye dövünürsün. Ama ağzından çıkanların nereye gittiğinin farkındalığıyla konuşursan sana nasıl güzel bir rehber oluyor biliyor musun? İlk zamanlar bu kelimelere dikkat etme hali o kadar hazır kod, o kadar otomatik pilot var ki tık 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 geliyor. Mesela konuşuyorsun, ay ne diyeceğim? İlk zamanlar ne konuşacağını bilemiyor insan. Sükunet, sükunet içinde, sessizliğin içinde de insan sesi duyabilir. Biz ses tellerimiz, biz duymuyoruz. Sessizken de. İçimizden konuşurken de titreşir. Biz onu duymuyoruz, o sesi. O bizim duyabileceğimiz bir frekans değil. Halbuki konuşursun. Sen kendini o nefsi terbiye etmek denir, işte sessizlik orucu denir, o denir, evet, bu denir. Çok etkileyici bir çalışma. O kadar kıymetli şeyler ki bunlar. Herkes
kendi ritüeliyle, kendi bulduğu rehberle ilerler. Yani hayattaki bütün materyaller, bütün enstrümanlar biz onları seçtiğimiz anda kıymetlidir. Her şey açıktır. Yani Dücani Cündoğlu'nun o lafını çok severim diyor ya, yani hakikat asla sürpriz yapmaz. Hep göz önündedir çünkü. Hı hı. İnsan gözünün önündekini görmez. Dolayısıyla bir başkasına bu yüzden ihtiyacı vardır. İnsan insana muhtaçtır. Bu kelimeleri dinleyerek konuşmak, bu atölyeden de hareketle, şimdi şunu da hatırlattı. Sığlaştırmak istemiyorum söyleşiyi ama kelimelerini duyarak, dinleyerek konuşmak, hani yeni başlayanların muhtemelen akıcı konuşmayı öğrenmek için, o arzuda oldukları evet. için yapmak istedikleri şey, ama duyarak konuşunca zaten bu kolaylıkla olacak. Evet. Anladım ki bunu da öğreniyorlar. Şu da var, zamanı yavaşlatıyor. Evet. Değil mi? O kadar işte biz zamanı bükebilen bir gücümüz evet. de var bizim. Yani zaman algımız panikliyken, hı-hı. öfkeliyken ne kadar... Ya insan otomatik bir aygıt gibi yaşıyor. Bugün sana telefonda da konuşurken söyledim ya, bu yapay zekalar işte, bunlardan bu kadar ödümüzün kopmasını ben açıkçası kendi bakış açım, bu benim ilginç bakış açım, çok anlamlandıramıyorum. Hepimiz o kadar farkındalıksız ve robot gibi yaşıyoruz ki, yani çok basit bir şey söyleyeceğim. Kaçımız sabah yataktan kalktığımızda ilk önce gözümüzü açıp gerçekten hayattayım duygusunu hissediyoruz. Yaşıyorum bugün. Hayattasın. Senin için bu laflar çok fazla. Şimdi insan çokça duyduğu şeylere bir yabancılaşıyor. İşte göz önündeki hakikat gibi. Örtünün altından çıkmak istemeyen varsa bu sözler onun nasibi. Lütfen dikkatle dinlesin. Bravo. Sabahları. Bunları da tesadüfen dinlemiyor dinleyenler. Yani hep bir seçim var kuzum. Dolayısıyla o sabah yataktan kalkarken ki otomatik, ay kalktım gideyim işte. Her şeyimizi otomatik yapıyoruz. Tamam, zaten bedenimiz yani zihnimiz bazı şeyleri otomatik pilottan yapıyor. O bizim işimizi kolaylaştırıyor ama bütün hayatı o otomatik pilottan yapmaya başladığımızda, yani farkında mısın diyorsun, farkındayım diyor. Tamam böyle söyle diyorsun, söyleyemiyor. Çok özür dilerim, mikrofonuma dokundum. Uzun zamandır stüdyoda yayın yapmamanın getirdiği bir şey. Rahatsızlık varsa uyarı gelir diyor yönetmenimizden. Tamam. Yani güzel. Farkında mısın sorusuna hepimizin farkındayım yanıtı verdiği, işte tıpkı göz önündeki hakikatten uzaklaşmak gibi, işte farkında olmadığımız bir şey. Bunlar böyle ufak ufak adımlar. Yani yüzyılların kodlarını biz sadece kendi deneyimlerimizi kodlamıyoruz. Çocuk, bütün uzmanlar şunu söyler. Çocuk gelişimiyle ilgili. Çocuğunuza bir şey öğretemezsiniz. Siz bir şey yaparsınız, çocuğunuz sizi taklit eder. Evet. Biz kopyalayarak öğrenen bir canlı türüyüz. Dolayısıyla kopyaladıklarımızın çok daha ötesi var. Kolektif, ortak bir havuz var. Hafıza kaydı var. Oradan gelenler de var. Ki 3 yaşına kadar zaten öyleyiz. O donanımımız gayet açık, ifade edemesek de. Anne karnında yaşadığın travmayı hayatın boyunca çözümleyemeden de onun etrafında da dönebiliyorsun. Hı hı. Ne zaman ki insan bu gerçekten bizim yaratılışımızda böyle bir şey de var. Sistem bizi anlamamız, görmemiz için işte o kaza örneğindeki gibi sıkıştırır. Sıkışınca, çaresiz hissedince ya vazgeçer insan her şeyden, canından da, hı hı. ya bir dakika der. Bir dakika, başka bir bakış açısı olabilir. Başka bir yol, başka bir yöntem olabilir. Biz doğru zannettiğimiz yanlışların esiri ve köleleriyiz. Hiçbirimiz özgür değiliz. Özgür zannediyoruz. Biliyor zannediyoruz. İnanıyor zannediyoruz. Yani Müslüman bir ülkede yaşıyoruz, değil mi? Sorsan herkes Allah'a iman ettiğini söyler. Olup biten her şeyde Allah'a isyan eder. Evet. Şükrünün içinde şükürsüzlük vardır. Farkında değildir. Birçoğumuz bunları tekrar ede 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 yaşadık. Yaşıyoruz. Ne zaman ki ben artık tamam diyorum. Bu hali kendime çekmeme, bu halden besleneceğim kanala hizmetini etti bu iş. Bitti. Bundan sonra
yeni bir şey inşa edebilirim. Her şey var çünkü. Muazzam bir kurgu bu. Her şey var. Bu sonsuz olasılık dediğimiz şey. Her şey, bütün olasılıklar var hayatta. Sen, ben istediğimiz olasılığı seçebiliriz. Güne başlarken farkındalıkla bugün hayattayım duygusuyla kalkabiliriz. Yani yine kalkıyorum duygusuyla da kalkabiliriz. İşte bu bir seçimdir. Özgür irade orada devreye girer. Her günün aynı günü tekrar tekrar yaşadığını anlatan filmler. Orada bir metafor vardır değil mi, bu sıkışmışlık hissi? Tabii. Her gün aynı şeyi yaşamak. Aslında bunu kendi kendimize yaparız bu uyanış gerçekleşene kadar. Gerçekten öyle. Ve sıkışıp kalırız. Ufak ufak adımlar atarken bu yolda artık hani farklı seçimler yapmak, kendi putlarını kırmak. Hı hı. Çünkü o kadar, hepimizin o kadar çok putları var ki. Bir tane iki tane de değil. Sayısız alışkanlıklarımızın esiriyiz. İnançlarımızın esiriyiz. Başka bir yolun, başka bir bakış açısının var olabileceğine bile o kadar defansif bir durumdayız ki. Canım bunlar da diye başlarız söze. Bunlar dediğin senden bir parça. Yani sana göz olan o. Çok ince bir ayrıntı var burada. Ötelemeye çalıştığın aslında. Çok ince bir ayar burası. Herkesin kabul edebileceği bir şey olmayabilir. Kolay da olmayabilir. Biz kolay demedik zaten. Ama o yola çıktıktan sonra kolaylaştırılır. Sana kolaylaştırılır. Senin talebine, isteğine ve enerjine göre değişir bu iş. Kimi zaman yere çakıldığını hissedersin. Yürüyemeyeceğim bu yolda dersin. Büyük sorumluluktur. İnsanın hayatında bütün yaşadıklarının ricacısının, talep edeninin, sipariş vereninin kendisi olduğuyla yüzleşmesi çok büyük bir sorumluluktur. Ağzından çıkardıklarıyla, yarattıklarıyla yüzleşmesi kolay bir mesele değildir. Yüzleşme. Kendinle yüzleşme. Şimdi ben kendimle nasıl yüzleşeceğim? Sorumlu kimmiş? Benmişim aslında. Evet. Onun yüzünden, bunun yüzünden, şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı, onlar değilmiş. Onlar bana yaptı, bunlar yaptı, bana hep zaten böyle olur. Bak, hep dedin, çağırdın. Evet. Mesela çalıştığımız arkadaşlardan birisi, bunları konuşmuş olmamıza rağmen otomatik kodlar ona neler söylettiriyor. Tabii onun açığa çıkartılması için de bazen dile gelir. Açığa çıksın ki temizlensin. Yani bir şey açığa çıkmadıysa nasıl temizlenecek? Sen onu fark et diye sana duyurur içsel potansiyeli. Öyle mi? Tabii. Mesela günlük hayatında en çok kullandığın kelimelerin farkında mısın? Birçoğumuz değilizdir. Evet. Birçoğumuz değilizdir. O kelimeleri... Yine mi? Mesela diye başlayan... Yine mi? Yine mi geç kaldım falan. Yani yine mi? Yine mi? Evet. Gibi. Orada bir tekrar döngüsü yaratırız. Hı hı. Hiç farkında olmadan. Aslında niyetimizi sorsalar, niyetimiz bunun tam zıttıdır. İşte insanın kabul etmek istemediği yerde tam olarak orasıdır. Yani ben bu söylediğimle nasıl bunu söylemiş olabilirim? Ben bunu tam zıttı bir şey söylüyorum. İşte sistem öyle çalışmıyor. Mekanizma öyle çalışmıyor. Öyle çalışsaydı insanın gelişme süreci inkişaf. Yani tekamülde inkişaf etmek üzere bu dünyayı, bu bedenleri deneyimliyoruz. Bütün bu olayları deneyimliyoruz. Kendimize gelelim diye. Hiçbirimiz kendimizde değiliz. Bilinç ve şuur aynı şey değil. Şu anda ikimizin de bilinci açık, değil mi? Hı hı. Ama şuurlu muyuz tartışılır. Ne demek bu? Bu şu demek. Niye? Açalım diye sorayım. Açalım. Hani öyle. Tamam. Yani bilinci açıkken insanın konuşurken bilinci açıktır. Bu tür seçimlerini kendi yaptığını zanneder. Yine bir zan vardır orada. Fakat o şuur altı meselesi, bilinç altı diyorlar, bilinç üstü, dışı, neyse adı. Lokasyonu çok mühim değil. Bak, bu bir oyalanma hali. Çık oradan, şuurlu ve şuursuz olmaya bak direkt olarak. Şuur altın sana bir şey yaptırıyordur o sırada. Sen bilinçli olarak, bilinçli bilincinle bunu kendin yaptın zannediyorsundur. Ama şuurun bir yerine geldiğinde bir bakarsın otomatik sistem sana yaptırıyormuş onları. Bir fark edersin, aa dersin, bir dakika burada bir şey var. Ben bunu bak nasıl da ağzımla çarpar. Şuurlu değilken insan şuurluymuş gibi konuşur. O yüzden şuurla bilinç aynı kelimeler değil. Yani barındırdıkları anlam aynı değil. Bilincimiz yerinde, bilincimiz açık, baygın değiliz, uykuda değiliz. Gayet uyanız şu anda. Acaba öyle miyiz?
Gerçekten. Gerçekten öyle miyiz? Şuurumuz yerinde mi? Ağzımızdan çıkanları dinleyebilecek kadar kendimize vakit ayırıyor muyuz? Yüzyılın en çok konuşulan mevzularından biri. Hangisi? Kendini sev. Evet. Arkadaş. Kendine barış. Kendine yolculuk. Kendini sev. Hep bir kabule geç. Kendine bir şey vardır, bir işaret. Şimdi bunlar böyle çok büyük prodüksiyonlar gibi duyulsa da, evet, o otomatik kodları bırakıp bir ritim almak için biraz bocalayabilir insan. Bunda bir şey yok. Emeksiz yemek olmaz. Eskilerin çok güzel sözleri var. Söz sihirdir diyorlar. Boşuna dememişler bunu. İki çift bulur, söz, evet, sihirdir, iki söz. Çift söz bir büyüdür derler. Yani bu anlatımlar basit diye, karmaşık değil diye çok da önemsemeyiz onları. Ama ne var deriz. Basit olduğu için, yani basit çok kıymetlidir aslında. Onun alt metnine bakabilecek cesareti varsa insanın, o yollar ona öyle bir açılır ki, en karanlık anında ışıklar açılır. Önüne bir el feneriyle gelir birisi, yolunu gösterir sana. Ama talebi yapan sensindir. İçeriden açmadığın kapıyı kimse dışarıdan açamaz. Daha doğrusu yumurtanın içten kırılışı hayat bulmak demekken dıştan kırılışı ölümse, bizi de içeriden açmadığımız kapılar dışarıdan geldiklerinde had, hudut, sınır bilmek. Sen benden bir talepte değilsen, ben bana akanı, bana ilham olanı, bana tecrübe ettirileni sana aktaramam. Boşa konuşmuş olurum burada. Talebi olan zaten, evet, bunları duyuyor Beyza. Sistemin mükemmelliğine. Aradığım bak. Cevap buydu diye yazarlar şimdi videonun altına. Bak öyle oluyor, görürsün. O kadar enteresan. Tam da duymak istediğim buymuş. Evet. Çok gözlerim doluyor yorumları, evet, okuyunca. Çok ilginç. Ben bunun de... için açmışım bu yayını, evet, diye yazıyorlar. Çok duygulanıyorum. Kendi kendine sorduğun bir soru. Tabii ki o soru kalıbının içinde gerçekten neyi ifade ettiğinin bilinciyle sorduğun sorular sana hiç ummadığın şekillerde tık diye cevap olarak geliyor. Sen peşine düşüp cevap da cevap, cevap da cevap demezsen, emin olursan, Cemal Nur Sarkut ne güzel anlatıyor. Biz duaların sonunda amin deriz. Şifa diliyorum sevgili hocam. Evet. Amin demek, emin demektir. Eminim deyip duayı bitirip, emin olmadığın yönünde reaksiyonlar gösterirsin. Emin olmadığın bir şey sana verilmez. Çok enteresan değil mi? Çok. Yani emin olduğunu söyleyip, amin deyip aslında mühürlüyorsun. Ama... Aman. Emin, dönünce, evet, sen şüphe emin değil. Duyup, evet. Şüpheye düştüğün anda kilit kırılıyor. Bitti. Halbuki emin. Yani bu mutmain olması kalbin, nefsin, bunlar hep bir süreç, hep bir aşama. Mevcut, bugüne kadar gelmiş bütün yöntemler, bütün ritüeller, bütün çalışmalar seni bir sonraki aşamaya hazırlar. Bu yol çok uzun bir yol. Bizim gördüğümüzün çok ötesi. Çok daha ötesi. Alemler diyoruz. Yani bunun üzerine çok konuşulur. Ya bütün gezegen, ya bütün galaksi senin dünyanın için mi falan. Böyle konuşulur ya. Öyle bir şey değil bu. Biz bu yolculuğu, neden hep yolculuğa vurgu yapılır? Bu yolculukta varılacak bir nokta yoktur. İlerlemek vardır. İnkişaf etmek vardır. İnkişaf, ilerleyenin de gelişerek ilerlemesi. Yani sadece ilerlemekten bahsetmiyoruz. Yürürsün, ilerlersin. Hayatta herkes ilerliyor zaten. Ama gelişerek ilerlemek, dönüşerek ilerlemek her birimize nasip olsun. Gerçekten nasip olsun. İnşallah. Kolaylıkla olsun, güzellikle olsun. Şöyle bir şey var ama değil mi? İnsan bütün kainatla bir kelebek etkisi alışverişinde. Evet. Yani parmağını kıpırdatsan, evet, hissettiğin her şey, düşündüğün her şey dahil olmak üzere bir kelebek etkisi. Ben buna çok alışveriş inanıyorum. Yapıyor, şu an bunu söylemen de gerçekten tesadüf değil. Daha dün gece kendi çabalarımızın etrafımızdaki, yaşadığımız dünyadaki, hı hı, etki alanıyla ilgili, ben bu kelebek etkisine çok inananlardanım. Yani inanıyorum bunun gerçek olduğuna. Ben birisiyle konuşuyorsun mesela. Diyorsun ki yani işte bunu böyle yap, şöyle yap falan. O diyor ki ya benim yaptığımdan ne olacak diyor. Dünyayı ben mi kurtaracağım? Bu bilinç bizi hiçbir yere götürmez. Bu bilinç bizi bizden çok uzaklaştırır. Kendi gücümüzü de yok sayarız. Bak, kendine değer vermek bu demek işte.
kendi etki alanını görebilmek, kendinde olmak demek, şuurlu olmak demek. O kadar sana bütün bir evren, bütün bir kainat sana hizmet ediyor. Sen diyorsun ki benim yaptığımdan ne olacak? Kulağa bize dayalı bir kainattan bahsediyoruz. Her birimize. O kadar muazzam çalışıyor ki. Evet. Sen diyorsun ki ya benim dualarım duyulmuyor. Emin misin? Yani ben o kadar emin olmadım. Sürekli konuşuyordum ya bir dostla, evet, ya izlediğiniz bir videoyla, evet, ya önünüze düşen bir notla, ya rüyayla. Bir şekilde ama bir şekilde. Hep bir irtibat, evet, var. Evet, iletişim. O irtibatı kapatan da yine biziz. Bizim seçimlerimiz. Kendimizden uzaklaşırız. Hı hı. Köklenememek meselesinden konuştuk ya. O kadar çok insan, var olan insanların o kadar büyük bir oranı köklenememekten mütevellit, hayatın içinde kaybolmuş hezeyanlar yaşayarak devam ettiriyor ki ömrü. Köklenememekten burada ne anlayacağız? Mesela yavrulamak, çoğalmak mı? Üretmek mi? Bir tutunma arzusu anlıyorum burada. Yani, hangi tür köklenmek? Aslında tutunma değil. Şöyle tanımlayabiliriz. Bu rüya buradan geçip gittiğimizi yani bir iz bırakmak mı? Aslında iz bırakmak değil. Bu dünyada olduğumuzun farkında hissetmek, olmak. Hissetmek. Yani dünyadayız dedim ya, sabah yataktan kalkıyorsun. Evet. Ben yıllarca o kendimle konuşmalar videolarında da birazcık onlardan bahsettim. İnan bana aktı orada. Hiçbir şey düşünmedim. Hiçbir şeyi kurgulamadım. Açtım kamerayı ve konuştum öylesine. Ne sese ne ışığa, hiçbir şeye dikkat etmeden. Orada da onu söyledim. Ben yıllarca mesela kendini dinlemek şöyle bir şey Beyza'cığım. Köklenememekle ilgili kendimi duymuyormuşum. O güne kadar. Ondan kısa bir süre öncesinde bunları fark ettim. Birden açıldı. Talep olunca yol açılıyor sana. Senin beklemediğin anlarda. Derdim ki parmak ucunda yürüyor. İşte parmak ucunda yürürüm ben. İşte ay benim duygularıma karşı bu parmak ucunda yürüyüşlerine, bu hassasiyetlerine falan. Bu parmak ucu lafını neden bu kadar çok kullanıyorum? Hı-hı. Çünkü yere basamıyorum ben. Basamıyorum mesela. Bu dünyada olmayı reddeden, defansif, itiraz eden bir tarafım var. Kavga eden. Hatırla, benim ekranda haber sunduğum dönemde medyanın içinde işte asi masi diye haberlerimi yaparlardı. Şimdi bana bir şey duyuruluyor burada. Bu asiliğim kime? Kimseye karşı gidip de bir asilikten değil. Bu asilik bana duyuruluyor. Biz de içini nispeten daha iyi bildiğimiz için. Evet. Yani o nereden geliyordu o yakıştırma, onu gerçekten. Değil mi? Bir de şöyle bir şey vardı sevgili dostlar. Minik virgül koydum müsaadenle. Hızlı da enerjiyi de kesmemek için çok araya girmiyorum ama. Şimdi Gülay'la bir arada olmak öyle bir şeydi ki. Çalışma ortamındasınız. İşte haber merkezindesiniz. Kağıtlar, haberler, işte yeri geliyor. Argolar, şiddetler. Tamam, iyi bir iş çıkarmanın da gerginliği buna da. Yani hepsi şey değil. Kötü niyetle değil. Hani halisane. O ortamda Gülay bir seslenir mesela. Ondan sonra Beyza'cığım işte şöyle şöyle bir şey söyler orada ama orada böyle az önce söylediğim zaman bir yavaşlar. Olamazsın karşısında o kabalığını falan, birden örtersin çünkü o kadar naif, ses tonu muhteşem, su gibi akıyor. Bir virgül atarsın Gülay'ın konuşmasını dinlerken, zaman bir yavaşlar, bir naifleşirsin. Ondan sonra çok güzel böyle bir içindeki o böyle saklanmış naif insanı çıkartır, biraz hicap duyarsın kabalığından. Sonra bitince yine yavaş yavaş tekrar o hızlı hayata, o akışa geri dönersin. O kadar da huzur verici bir şeyi vardı. Konuşması vardı, akışı vardı. Yani böyle bir parantez içine alırdı yani zamanın içinde. Gülay'la konuşulanlar bir parantez aç, parantez kapattı. Yani benim için öyleydi en azından. Şu an mesela nasıl bir göz oldun bana? Mesela. İncitildiğini hissettiğimde, evet, Allah Allah diyordum ki Gülay'ı, hani herkes farklı gözden görüyor ki incitebilir mesela. Öyle değil miydi birini incitmek? Tabii. Birinin ya da incinmesi. Şimdi benim gördüğüm gibi ya, bir başkası adına utanmak vardır ya. Kıyamadın birine. Birisi biraz hoyrat davranınca anlarsın ki senin gördüğün gibi görmüyor. Tabii. Ama işte burada da aynı şeye geliyoruz. Kendisini görüyor aslında. Senin mesela beni bu şekilde tanımlıyor olman beni gerçekten şu anda hem şaşırttı hem... güzel hissettirdi. Aa, tatlı, lezzetli bir şey. Bu. Hoyrat böyle el sallaya şakalaşmaların ardından, ha, masanın yanında Beyza'cığım da tanıdınca ben böyle hanım hanımcıkmış gibi böyle de. Mesela hiç hatırlamıyorum. Çok tatlıydı. Anladın çok. Mı? Böyle bir gelmiyor. Çünkü hani sana
seninle ilgili duyurulanlara uyanana kadar onların esiri oluyorsun dediğim işte özgür olmadığımızı söyleyeyim. Asi, demek ki asiyim ben falan. Asilik, asilik. Kendine inandırıyorsun. İnsan diyor ya İbn Arabi, insan uyanana kadar gezegenlerin tesirindedir. Uyandıktan sonra gezegenlere tesir eder. Muhteşem. Yani o sana gelen tesirleri hiç kendi süzgecinden geçirmeden hop kabul et, hop kabul et, hop kabul et. Bu otomatik bir kafanın, işte ayakları yere basmayan, köklenememiş çocukların, biz dünyanın evlatlarıyız hepimiz, çocuklarıyız. Parmak ucunda ben araya girdim bu arada, evet, köklenememek evet. deyince. Yani. Sen i̇şte o yüzden onu çok zikrediyormuşsun, onu keşfettin. Şimdi mesela kendi sözlerimizle ne yarattığımızı, neyi devam ettirdiğimizi ve o devam ettirdiğimiz şeyin bizde hangi ihtiyacı karşıladığını fark ettiğimizde Beyza, muazzam dönüşümler oluyor. İçinde tarif edemediğin bir sevinç, yaşamdan başka bir tat alış, başka bir duyuşa geçiyorsun. Senin dün bana gönderdiğin ses kaydında seninle birlikte arkadan konuşan kuşu dinliyorum. Kimini rahatsız eder, bak sana ne güzel gelmiş. Duyuyorum. Bir gün taksiye bindim. Böyle İstanbul trafiğinde işte herkes çok gergin ya. Benim bu artık tasavvuf falan filan bunların içinde yoğrulduğum bir inziva dönemimde. Taksici işte ya işte bugün de çok trafik var. Bugün ne ki günlerden de söyleniyor, şikayet ediyor. Duruyoruz bir yerde, bir ara sokakta. Camı izin isteyip açtım. Yaz günüydü zaten. Şimdi dedim dışarıdaki kuşun sesini duyuyor musunuz dedim. Aa evet dedi ya, hiç fark etmedim. Peki dedim, bu güzellikleri duyabilecek vakti tanıyor musunuz kendinize? Ya ne kadar doğru söylüyorsunuz, hiç öyle düşünmüyorum. Şu an dedim, sistem bizi burada durdurdu ya. Bak neyi duyuruyor bize. Her an kendinde olan insan, her anın içindeki güzelliği keşfediyor Beyza. O maratonun arasında değil mi, nereye koşuyorsun dedirtmiş o ses. Nereye koşuyorsun? Bir de orada çok yüksek bir enerji var. Onu sistem durduracak. Yani ya kapıyı çarptıracak ona, ya bir arabanın tamponunu sürtecek, ya bir sürücü gelecek, dikiz yan aynasına çarpacak, camı açtıracak, ona bir şey yapacak falan. Seni içine çekiyor. Eğer farkında değilsen, sorsan hepimiz farkındayız da, değiliz yani. Derin bir uykudayız. Ve bizi uyandırmak için işte Inception filminde olduğu gibi bir takım kickler gelir hayatımıza. Uyan der. Sen onu, ay benim başıma neler geldi diye dinlersin, izlersin. Bana neler yaptılar dersin. İnsan kendini mağdur, kurban ve haklı görmek için akıl almaz bir oyuncudur. Kendini ikna etme konusunda. Hepimiz öyleyiz. Sorulduğunda bu durumu yaşadığını anlatırken birisi çok böyle atıyorum bir ilişkiden bahsediyor, işte ne çileler çektim falan filan. Acaba tamam, karşı tarafta bir, yani ortada bir fact var. Böyle bir şey yaşandı mı? Yaşandı. Tamam da bu yaşananın sana hizmeti neydi? Sen bu yaşananı hangi yolla talep ettin? Çok ince ayarlar var Beyza'cığım. Gerçekten o kapıların açılması, o farkındalık yolunda yürüyebilmek, inkişaf ederek yürüyebilmek çok kıymetli, çok lezzetli. Ama öncesinde bir cesaretle o yola çıkma isteği, talebi olmalı insanda. Ben de bir, hepimizin bir heykel olduğunu düşün, kaba taşlarız. Kendi heykelimizi yontup ne çıkardığımızla ilgili hayat. Şunlar şunu yaptı, bunlar bunu yaptı. Bu onun seçimi, beni ilgilendirmez. O onun yolu. Haddimi ben biliyorum. O onun yolu. O onunla yaratıcısı arasındaki anlaşmanın yolu. O ne zaman ki tamam ben anladım der, seslenir ve der ki tamam bunu değiştirelim. İşte o zaman değişim başlıyor. Şimdi niye benim başıma geliyor denen şeyin açıklaması evet. değil mi bu? Onun altını tabii. dolduruyor şu anda ilgili yüzden. Yani bu benim başıma niye geldi? Şöyle düşünelim, şöyle bir örnek verelim, biraz daha spesifik olsun. Birisi bir konuşmacıyı dinliyorum, oradan bir soru geliyor. Diyor ki yani benim harekete geçmem için neler mümkün diyor. Şimdi çok böyle yaygın ifadelerin evet. de
bir yere kadar hizmeti var. O hizmeti gördükten sonra onunla al bırak, hayattaki her şeyle ilişkimiz bu kadar. Aldık bıraktık, nefes, nefes kadar ilişkimiz. Tutunmak yok, ona yapışmak yok, onu putlaştırmak yok. Yani bunlar bizi iyi bir yere götürmüyor. Biz sistemi tıkıyoruz zaten, evet, değil mi? Tabii. Diyor ki neler alıp mümkün? Vererek işliyor zaten. Çarklar, evet, böyle dönüyor. Nasıl, neler mümkün diyor benim harekete geçmem için. Neler mümkün biliyor musun? Sonsuz, sınırsız yol var. Seni harekete geçirmek için büyük bir badire de yaşatabilir sana sistem. Sen talep ettin. Detay vermedin ki orada. Demedin ki hani kolaylıkla, neşeyle demedin. Kolaycılığı seçmek başka bir kafadır. Kolaylığı istemek, onu talep etmek, onu seçmek çok başka bir şeydir. Biz yıllarca toplumsal olarak da bireysel olarak da, bunu çok rahat söyleyebilirim, zorluk o kadar kıymetliydi ki, o kadar kutsaldı ki zor olan. Bir şey zorsa kıymetlidir falan. Yani ulaşılması zor olan para gibi mesela, hani hep bu zor. Kurduğun bütün, yani bir tane taşı yerinden oynatıyorsun, evet, Beyza. Muazzam bir şey çıkıyor içinden. Bir taş. Yeter ki sen o taşı oynatmaya gönüllü ol. Yeter ki kendindeki ikiyüzlülüğün, hepimiz için söylüyorum. Ve insanız. Zaten gelişimimiz böyle olacak. Bunda utanılacak, sıkılacak bir şey yok. Kusursuz falan değiliz. Kusurluyuz. Yaratılış kusursuz ama biz kusurluyuz. Bunu kabul edeceğiz. Mükemmeliyetçiyim ben falan. Yani görürüz. Allah kolaylık versin sana. Ama sen mükemmel değilsin işte. Değil sen mi? Mükemmel değilsin. Yani. Evet. Zaten her şey mükemmel. Bir tek mükemmel olmayan sensin. Bu dualite meselesi, her şeyin iki uçlu olması bundan. Sen uyanana kadar her şey sana tesir ediyor. Birlik niçin kıymetli? Bizim kültürümüzde, dilimizde çok anlatılır değil mi bunlar? Bir olma. Ne zaman ki o ikiyi bir ediyorsun, köklenememeye de bağlayayım bu taraftan, maddeyi de o yarattı. Bu alemi de o yarattı. Burada küçük gördüğünle onu küçük görüyorsun. Kibir böyle bir şey. Senin tevazunun içinde saklanmış sinsi bir şey o kibir. Onun da aşırısı mesela kibir. Tevazu. Ben çok mütevazı bir insan bu falan. Yani tamam da neyin tevazusunu gösteriyor? Niye bu kadar fazla bu? Bak, bir şeyin başına aşırı ifadesini kullanıyorsak orada bir aşırılık vardır. Doğal değildir o. Akışta değildir yani. Değildir. Ne zaman ki sen farkına varıyorsun, kullandığın, mesela benim öğrencilerimden birisi sürekli aşırı kelimesini kullanıyordu. Aşırı seviyorum hocam, aşırı mutlu oldum falan. Dengesiz. Yani konuşurken bir bunu duyduğunda anlıyorsun. Evet. Çok tekrar ettiği kelimelere dikkat mi etmeli insan? Tabii. Sıklıkla kullandığı kendimizin kavramlara. Ya da sıklıkla bize duyurulan ifadelere de dikkat etmemiz gerekiyor. Hayatı okumaya geldik şimdi. Evet, hayatı okumak. Oku. Oku da okuduğunu anla. Yani bir dönem böyle konuşuluyordu ya. Eleştiri. Eleştiri, evet, zannettiğimiz yargıların elimize kılıçları almışız, kese kese gidiyoruz. Kimse de demiyor ki yani, acaba ben bu hikayenin neresindeyim? Bak, kendini yok saymak bu. Kendini aşağı görmek. Sen bütün bir kainatın hizmet ettiğisin. Diyor ya Rumi, yani sen yerlerde sürünmek için gelmedin. Binlerce versiyonu var. Kimi söylediği çok önemli değil. Kaynak önemli. Kaynak bize bunu gönderdi. Diyor ki, sen yerlerde sürünmek için gelmedin. Senin kanatların var. Sen yürüyen evrensin. Hepimiz için söylendi bu. Bir dakika, Beyza'ya bunu söyleyelim ama Gülay'a ve Ayşe'ye söylemeyelim. Böyle bir ayrım yok sistemde. Diğerlerine koşullu olsun. Heh. Şöyle yaparsan sen böyle bu makamı ereceksin falan gibi. Değil. Tabii. Böyle bir şey değil yani. Mesela inanışlarımıza bak. İbadetlere bak. Korkuyla tapanlar sadece korkuya taptıklarının farkında değillerdir. Onların putları korkularıdır. Bir yere kadar o korku ona hizmet eder. Ama eğer o korkunun içinde o şekilde devam etmeyi seçiyorsa, bu bir seçimdir, bu bir tercihtir. Artık bundan beslenenleri, değil mi, işaret ediyorsun? Yani sürekli bundan hasta beslenmek. Olmak mesela. Değer görmek için, sevilmek için.
sürekli hasta olduğunu söylemek. Ve söylediklerimizin gerçekleşeceğinin çok güzel örneklerinden biri. Birçoğumuz okul hayatımızda bunu yaşamışızdır. Evet. Okula gitmemek için ya da işe gitmemek için bir yerimizin ağrıdığını söyleriz. O gün gerçekten oramız ağrır. Başımızsa başımız, kolumuzsa kolumuz. Ağrır. Annem hasta demiştim. Annem hastalanmıştı. İlk dersimi öyle almıştım. Hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. İşte bu yaratım gücü insana dilinden başlıyor. Hani biz duygularımızın esiri oluyoruz bilmem ne. Duygular bizi yönlendirmiyor. Zihinsel bir faaliyet var. Buradan söylüyorsun, inanıyorsun. Zihnin o kodlar, senden öncekilerin kodları, toplumdan, anandan, babandan, herkesten aldığın kodlarla birlikte onu bir duygu zannediyorsun. Bir şeye çok üzülüyorsun mesela. Çünkü genelde buna üzülünür. Hı hı. Orada başka bir bakış açısını kabul etmeyecek kadar kendinde değilsindir. Başkalarının hareketlerini, hallerini, tavırlarını ve kelimelerini kopyaladığının farkında bile değilsindir. Bir şey daha dikkatimi çekti. Mesela ders yaptığım dönemde soruyorum insanlara ya da öncesinde de. Hayalin ne diye soruyorum mesela insanlara. Kendisiyle ilgili mi? Senin hayattaki hayalin ne diyorum. Kimsenin özgün bir hayali bile yok. Herkes birbirinin hayallerini ifade ediyor. Çünkü idealize edildi ya o. Bir idealize edilmiş bir şey var. Ve bir şey idealize edildiyse, şimdi tıpkı az evvelki o kitap örneğinde olduğu gibi, görmeye değil göstermeye ya, idealize edilene ulaşmak. Ya seni besleyecek şeyin o olduğunu nereden biliyorsun? Hiç kendi kendine oturup da gerçekten benim ihtiyacım ne diye sordun mu kendine? Gerçek ben kimim dedin mi? Demedik bunu. Demiyoruz. Dersek çok güzel oluyor ama. Çok lezzetli oluyor. Tadından yenmiyor. Tadından yenmiyor. O küçük yani. Maddede olan hedeflere çok rahatlıkla ulaşıldığını ve sonrasında da hiçbir anlam ifade etmediğini, aradığım bu değilmiş hissine kapıldığını, işte hangi yaş grubunda anlar bilmiyorum insanoğlu ama olabildiğince inşallah erken evet. anlar. Şimdi artık hani bu ahir... Ki sonrası lezzetli olsun. Evet. Ahir zamanda olmak, tekamülün hızlanması, bunlar da çok konuşulan, artık bize duyurulan şeyler. Bir şeyler duyuruluyorsa orada bir mana pandemi vardır. Pandemi ortak fikrimiz değil mi? Orada kesinlikle. Bir şey oldu. Bir kanallar mı, kapılar mı, geçit kapıları mı, bir şeyler mi, insanın kendine yolculuğunun başlaması için? Şimdi evet. Ne oldu? Mesela şey taleplerimizin oldu. Nasıl karşılandığına bak. Sistem o talebi karşılar. Ama bununla ilgili de şöyle bir örnek vereyim. Çok da seviyorum. Will Smith'in yıllar evvel oğluyla oynadığı bir filmi vardı. Gerçek bir hayat hikayesinden alınmış. Orada çocuk babasına bir hikaye anlatıyor sokakta yürürlerken. Diyor ki, baba diyor, sana bir fıkra anlatayım işte, joke falan neyse. O da tamam anlat diyor. Adamın biri bir gün teknesi batıyor denizde, botu batıyor neyse. Boğulacak denizin üstünde. Tanrım bana yardım et, Tanrım bana yardım et diyor. O sırada bir tane motor geliyor. Yok yok diyor, beni Tanrı kurtaracak diyor, gidiyor. Başka bir tane bot geliyor. Yok beni Tanrı kurtaracak. Hop, artık zaman geçiyor. Gelen yardımları kabul etmedi. Ölüyor ve çıkıyor huzura. Neden bana yardım etmedin diyor. Ben sana o kadar dua ettim. Yani şaşkın diyor. Ben sana iki tane bot gönderdim. Daha ne yapayım? Şimdi bize gelen yardımları. Çünkü onun beklentisi orada şuydu. Gökyüzü yarılacak. Devasa bir el inecek. Ve onu tutup çıkaracak falan. Böyle fantastik bir şey bekliyordu. Çok daha basit, zihninin kolaylıkla alabileceği bir şey. Tık geldi. Senin beklentini karşılamadığı için yardımı kabul etmedin. Hayattaki birçok konuda da böyleyiz. Bize hep yardım edilir. Allah kullarına asla zulmetmez der kitapta. Siz kendiniz hep zulmedersiniz. Bize yardım hep edilir. Şu an tüylerim diken diken oldu. Ve şu an zaman boyut geçtik biliyorsun. Yani orada başka bir şey var anlatılan. Kimse bize zulmetmiyor. Aslında hatırlasa insan hatırlar bunu. En kritik anlarda evet. mutlaka bir manevra fırsatı doğmuştur. Evet. Bir el uzanmıştır. Gerçekten öyle. Ki bugün bulunduğu noktadadır insan. Ölüyorum zannetmiştir. Evet. Nefes alamıyorum zannetmiştir ama. Almıştır o nefesi. Evet. Yaşıyordur. Hı hı. Yaşarız yani. Öldüm öldüm der, yine de yaşarsın diyor ya. Ya bunların hepsi bize bir şey anlatıyor Beyza. Hayatı okumak, kendini okumak, rüyanda gördüğünü okumak. Her durum herkes için
ortak bir şeyle çözümlenebilir değildir. Toplu halde bir ders yaparken o yüzden her biri farklı bir seçim yapar sınıfta. Hoca aynıdır, ders aynıdır, müfredat aynıdır. Sıra, sınıf, her şey aynı. 20 tane öğrenci var. Biri bambaşka bir yerde, biri bu. Hmm. Kapıyı sen ne kadar açtın? Ona göre değişiyor. Dersi dinledin mi? Hayatı da bir ders sınıf, yani bir okul gibi görürsek, ki öyle görüyorum ben. Yani buraya goy goy yapmaya gelmedik. İmtihan dünyası deriz. Bütün inananlar bunu söylerler. İmtihanda olduğunu unuturlar. Evet. Bunun bir imtihan olduğunu, yani evimize gelen, bize gelen, bize uğrayan her türlü durum, hal misafirliğe gelmiştir. Gelmiştir ve gidecektir. Sen o misafiri nasıl ağırladın? Ona bak. O misafire ne yaptın? Küfür mü ettin her gün? Gitsin diye yakasına mı yapıştın? Bunu böyle metaforlarla anlatıyorum, evet, ki zihinde daha net otursun. Ben hastalıklar da böyle. Yani. Sen onu nasıl hemen geçirmeye çalışıyor. Başı ağrıyor, hemen alıyor. Yani önce bir anla bakalım bedenin sana ne diyor. Dinle. Yani konuşmaktan ziyade ilk dinlemek mesele. Dinlemediğin şeyi duyamıyorsun çünkü. Yani duyduğunu zannettiğin şeyi gerçekten dinlemediğini fark ediyor insan. Bunu talep edenler için hayat bir takım kurgular getiriyor önüne. Sen onu anlamıyorsun. Ya şu işim olmadı, bu işim olmadı, şurası oldu, burası. Niye böyle falan? Sen neye hazırlandığını bilemiyor olabilirsin. Hayat yolculuğu seni bir şeye hazırlıyordur. Bunun için senin ihtiyacını karşılayarak ilerliyordur sistem. Senin maddi sıkıntıya ihtiyacın varsa, dünyada olduğunu hissetmek için maddi sıkıntı yaşatıyor sana. O baskıyı hissetmen lazım. Şiddet uygulayan, değer bilmeyen, itip kalkan bir ebeveyn de seni köklendirmek için sana verilmiştir. Olur mu canım? Olur tabii. Ben niye seçeyim bu ebeveyni mesela? Bal gibi olur. Yani birçok insan bu dünyaya gelmeyi ben mi seçtim der. Evet. Sen seçtin. Bu anne babayı ben mi seçtim der yani. Bu memleketi ben mi seçtim? Biz seçtik. Kabul edelim ya da etmeyelim. Çoğu kişinin çözemediği, sorunsal haline gelen bir alan, evet, o. Yani niye ben bunu seçeyim? Yaşadığı koşullardan çok şikayetçi olduğu anlamında değil ama hani tercih hakkım olduğunu bilseydim belki başka bir yeri seçerdim. Evet. Başka bir aileyi şöyle işte falan gibi düşünür. Bir cevaplayamaz bu soruyu. Evet. Yakın bir zamanda şununla ilgili bir şeyler böyle hissetmeye, onları böyle kafamda düşünmeye, kalbimde demlemeye çalıştım. Kader gayrete aşıktır sözünden ne anlıyoruz biz? Mesela az evvel sen pandemiyi söyledin ya, sonra depremi, yangınları. Bunların hepsi bize bir şey anlatıyor. Yani sistem durduk yere yeri göğü oynatmaz. Durduk yere hiçbir şey olmaz. Bireysel olarak kickler var ya az önce söylediğini uyandırmak için. O da öyle bir şey daha. Evet. Bak diyor ki insanlar, ay pandemiden önce, bak talepler nasıl karşılanıyor. İşte o yüzden o yardım meselesini anlattım. Nasıl dolanıyoruz. Mevzu, herkes diyordu ki, ay çocuklarımla kaliteli vakit geçiremiyorum. Eşimle bir akşam yemeği yiyemiyorum. Ay şu işe şöyle birazcık ara versem. Bütün talepler karşılandı. Tık diye kapatıldı. Ve ne oldu biliyor musun? O talep edilen şey aslında bizim kendimizle, kendi hayatımızdaki detaylarla, işte kimisi evindeki fazla eşyaları çıkardı. İhtiyacımız olmayanları, hı-hı, o kadar çok tutunup onlara bağlanıyoruz ki gerçek ihtiyaçlarımızı gözden kaçırıyoruz. Sistem minicik bir virüsle senin hayatını tam da senin istediğin hale getiriyor. Sen, ay canım ben bunu istememiştim. Tamam da işte yardım geldi. Sen botu gördün. Yardım geldi. Yardım bu. Algı. Anlayış, bakış açısı. Ay bak başımıza ne geldi, evlerde kapalı kaldık, maskeyle dur. Sen istedin bunu. Ama yere bastığımızı hissettik değil mi birden, evet, böyle işte. Ne oldu? Aa yaşıyorum dedik. İşte şiddet gösteren bir ebeveyn, zorbalık yapan bir arkadaş, bizi çok zorlayan ilişkiler, evlatlarımız, çocuklarımız, analarımız, bu herkes hep bizi yere sağlam basalım diye
bu şekilde çekiştiriyorlarmış gibi görüyoruz. Halbuki onlar bizim taleplerimizi karşılıyor. Yardım geldi bize. Ve biz seçtik, dedik ki işte kader gayrete aşıktır. Sen, birçoğumuz şöyle düşünüyoruz. Gayret edersem o evi alabilirim. Kaderimi değil. Değil ki, senin gerçek, hepimizin başka bir gerçek kaderi var. Biz gayretlerimizle, kendi inkişaf edişlerimizle yolculuğumuzda, kendi kapılarımızı açmamızla, öz kaderimizle buluşmanın çabasını gösterebiliriz ancak. Yani o öz kaderinle buluştuğunda, kendini ve yaradanı bildiğinde artık zaten Alice harikalar diyarında yani. Ama her hediye öncesinde işte o hediyeyi almak, paketlemek, süslemek, içine notunu koymak gibi bir ilgi istiyor, bir özen istiyor. Yani birine bir hediye aldığımızda böyle kucağına atmıyoruz değil mi? Bir ritüel, ritüeldir o. Yani bir şeyi vardır. Etmek, bir not, bir şey değiştirmek. Biz de kendimizi bu dünyanın bize hediye edildiğini unutmadan, dinleyerek, sözlerimize dikkat ederek, birazcık bu pencereden, bu açıdan bakarak çok daha ilerletebiliriz. O çabalayıp çabalayıp, aslında tam zıttını söyleyip söyleyip çağırdığımız alanlardan özgürleşebiliriz. O yüzden bu atölye, ben hiçbir şeyi öğretemem zannederdim. Yani ben yapabiliyorum ama hani ben bunları nasıl yapabildiğimi, nasıl aktarabilirim bilmiyorum. Nasıl yapabildiğimi bile bilmiyorum ben. O kadar lütuf var ki hayatımda, hayatlarımızda. O kadar peki muazzam ki bu. Hepsi anlatılandan farklı bir şey mi oluyor? Tabii ki. Değil mi? Çok renkli olsa çok, gerek. Yani herkes duyduğunu farklı, yani kimi duymuyor bir yani. Daha doğrusu dinlemiyor. Diyorum ya, şunu şu şekilde söylüyoruz diyorum. Tekrar edelim diyorum. Hani en basit öğrenme yöntemi ya insanın, tekrar etmek. Bunu tekrar edemiyor. Çünkü beni dinlemiyor. Beni dinlese ne söylediğimi, yani bunu birçoğumuz yapıyoruz. Ben de bana söylenen birçok şeyi dinlemedim. Çok uzun zaman. Hala dinlemediklerim vardır. Ama önemli olan yola çıkmaktır. O değişimi kucaklamaktır. Karşıda hiçbir sorumlu aramadan, yargılamadan, ya bunlar da böyle, şunlar da şöyle demeden, orman yangınları ile ilgili farklı bir bakış açım var mesela. Mesela? Nedir? Mesela dedim, ben de tekrar düşündüm. Nedir? Bu kadar hani dağın, kurdun, kuşun yuvasını yakarak, kendini feda ederek bize anlattığı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ne kadar öfke var içimizde. Evet. Ne kadar büyük bir ateş var. Hocaların çığlıklarını dinleyerek, duyurarak. Şimdi orada bir feda ediş var. Feda ederek bir aktarım var orada. Yani ah vahlanacağına, ben bu ateşi nerede yakıyorum hayatımda de. Hangi öfkemin esiriyim? Nereleri yakıp geçiyorum de. Mesela başka bir bakış açısı. Deprem. Onlar zaten şunu yaptı bunlar. Bir kere olan her şey, yani biz yaprağın onun hükmü olmadan kımıldamadığına iman edenler olarak bu duygudan çok uzakta yaşıyoruz Beyza. Yani iman ettik diyor. Etmiyor ama. Evet. Etmiyoruz. Hep bir isyandayız. Hep bir sorumlu arıyoruz. Muhakkak birilerinin kötü bir niyeti vardır diyoruz. Ya kötü niyeti onu ilgilendirir. O onun yolculuğunda, o onun hesabını vereceği ya da tekrarına düşeceği bir döngü yaratır kendi hayatında. Önemli olan sen dışarıdakinin anlattığından ne anladığına bak. Ne anladığına bak. Yani olaya şahit misin? Olayın içinde misin? Kendi merkezinde kalan insan her şeyin şahidi oluyor. Bunu seçim günü yaşadım. Kısacık bir şey hemen anlatayım. Vaktimiz var değil mi bu arada? Ben tabii. Kapatayım diyorum. Evet. Şu ilk turda işte gittim mesela, sınıfların önü çok kalabalıktı. Benim gittiğim sınıfın önünde 3 kişi vardı. Hemen girdim, 5 dakikada oyumu kullandım, çıktım. İkinci tura kaldığında gittim yine. Diğer sınıfların önleri boş sayılabilecek kadar az. Benim sınıfımın önünde böyle bir 5-6 kişi var. Taş çatlasın 7 kişidir, 7 bile değildir. Fakat içeride bir gürültü var. Daha doğrusu oraya giderken yolda da iki sürücünün kavgaya tutuştuğunu gördüm evden çıkarken. Kulağımda kulaklık var, müzik dinliyorum. Duymuyorum ama görüyorum.
bir tartışma var. Arkasında arabalar kuyruk olmuş falan. Neyse ilerledim gittim. Hiç durmadım üzerinde. Girdim, sınıfın içinde de bir hareketlilik var. İşte birisi yanında kızıyla mı girmiş kabine, ne yapmış? Anladığım kadarıyla işte tutanak tutulacak bir şeyler. Ama içeride yüksek bir tansiyon var. Hemen durdum. Dedim ki yukarıda bir kavga izledim. Şimdi burada bir kavga var. Bu bana ne anlatıyor? Bak, dışarıdaki olaydan çıkıyorsun, kendine dönüyorsun. Ben merkezimdeyim o anda. Diyorum ki bir dakika, benim içimde kavga eden bir taraf mı var, yoksa gerçekten barışıp barışmadığımın sağlaması mı yapılıyor şu anda? Seni dener. Oldum yoktur o yüzden. Sürekli çıkar karşına. Dünya böyle bir dünya. Çıkacak iyisi, kötüsü, hırlısı, hırsızı. Hepsi bir hizmette çünkü. Tek düze bir şeyi anlayamıyorsun. Yani yaratılışında yok bu. O yüzden siyah ve beyaz var. O yüzden iki uç var. O yüzden dualite diyor. İkicilik, yani ikilik var. Sen onu bir edene kadar bu ikilik. Bu da hayatın sembollerini böyle okumaktan geçiyor. Tabii. Değil mi? Yani o anda döndüm ve bir dakika, ben neydi, niye bu kavgaları izliyorum? Bunun bana hizmeti ne falan diye kendi içimde bunları sordum. Ve neyse birisi çıktı ve şey dedi, hemen tamam dedi, sırayı aksatmayalım. Tutanak tutacaklar, şu tarafa geçsinler falan. Ben orayı bir düzenledi tıkır tıkır. Sonra kapının önünde bir anda benim önümde hiç kimse kalmadı. Ve görevli ilk benim kimliğimi aldı. Geçtim, buyurun kullanın siz oyunuzu dedi. Girdim güzelce, kullandım oyunu, çıktım. Sonra da yürüyüşe çıktım, devam edeyim dedim birazcık. Saate baktığımda, bütün bunların olma süresine baktım. Evden çıkıp okula gidip, yani yolda bir kavga gördüm, okula girdim, orada kavga oldu, bir şeyler oldu falan. Ve ben oradan da epeyce bir uzaklaştım yürüdükten sonra. 15 dakika geçmişler hala. Aa, bitmek bilmeyen rüya gibi. Sonuçta 7 evet. saniye ama. Bak, zamanı evet. bükebilmek. Yani orada o kadar çok oyalanırdı ki insan. O kavga. Ya bunlar da böyle zaten. Bak, yargı. Yargıya girdim. Bunlar da böyle zaten, işte bunlar bunu beceremezler, şunlar şunu yapamazlar, bunlar böyle davranıyor. Ya da her yerde önümde böyle bir şey çıkar, işte Murphy kanunu yani, gibi, bak yine bana denk geldi. Hep beni bulur evet. falan. Bak, bunların hepsi zanlar, yargılardan ibaret. Ve siparişi uzatan işler bunlar. Diyor ki bana bir tanesi, bugün dedim ki diyor, bu kadar farkında ola ola, yani yine dünyada hiç kimsenin başına gelmeyecek bir şey beni buldu dedim. İşte bu bir siparişdir dedim yani. Bunun farkında olduğunda, farkında olduğunu toparla. Farkında olduğunu toparla. Yani her şeyi birden çözmeye çalışma. Küçük küçük adımlar. Acele etme. Her şey vaktine esirdir. Rahmetli babam şey derdi, ben çocukken bunu çok duymuşumdur. Ölümle nikah gününü şaşırmaz derdi. Aslında onun bu basit tarifi, evrendeki hiçbir şey vaktinden önce ya da sonra olmazdı. Onun öğretisi buydu. Gerçekten böyle bir şey var. Her şey vaktini bekler. Bugün koşayım, varacağım yere bir saat önce varayım dediğinde sistem seni durduruyor. Sistem seni, o kaygını gör diye durduruyor. Diyorsun ki ya niye yine trafik? Bütün ışıklar beni buldu. Çünkü kaygılısın. Rahat olursan, içeride bir huzur olursa, kabul, olanın kabulünde olursan, o artık seni etkileyemez. Zaten zaman da yavaşlıyor. Zaman bereketleniyor. Yani şimdi mesela bu kadar çok hıza vurgu yapılan bir çağda yaşıyoruz. Evet. Bütün bu hız, şey gibi düşün, son sürat giden bir arabanın içinde yolun kenarını göremezsin. Detayları göremezsin. Orada nelerin olduğunu, nelerin sunulduğunu fark edemezsin. Şu an herkes son sürat gidiyor. Evet. Halbuki dur. Yani bak, yavaşlamak da demiyorum. Bazen durmak gerekir. Çünkü yavaşladığında bile onları gözden kaçırabilecek bir otomatik pilota geçmişindir. Halbuki bir durduğunda, durup gerçekten orada olduğunda, etrafına dönüp baktığında, güneşi hissettiğinde, rüzgar... Beyza, bir şey söyleyeyim mi? Yani rüzgarın geçtiği yerleri hissediyorum artık. Yüzüme değdiği ana kadar geçtiği yolları, o yollardaki kokuları hissediyorum. Ama bu yoktu değil mi daha önce? Hep bir şey vardı mesela. Hep olur ama. Üzeri kapatılmıştır. İşte ben buraya ait değilim hissi mi? Evet. Hayır. O özde, o rüzgarın hissettirdiği şeyi bir yerde
hep hissederdim biliyor musun çocukluğumdan beri. Ama orada küçük bir an yaşandı, bir şey oldu. O rüzgarla kurduğum bağlantı, doğayla kurduğum bağlantı bir etken tarafından müdahale edildi ve orada bir blokaj koydu Gülay. Bilinçaltımız böyle çalışıyor. Sonra oradaki hissetmeyi bıraktı, kapattı. Üstüne bir şeyler geldi. Görünmez oldu artık. Kendinden uzaklaştı Gülay. Ne zaman ki, aa bir dakika ya, benim böyle bir tarafım var, başka alanlar var. Yıllar önce yargıladığımız her şeyle yargılanacağımız bir gün gelecek. Evet. Biliyorsun. Yıllar önce bana, işte program yapıyorum mesela, bu tarz konulardan konuşan, bilinci açmaktan falan bahseden insanlara hiç iyi gözle bakmazdım ben. Yani iyi gözle bakmazdım derken, ya bu insanların işi gücü yok derdim yani herhalde oturup bunları düşündüklerine göre. Başka bir realiteye sıkı sıkıya bağlanmış, güçlüğü, zorluğu, mücadeleyi kutsamış olan Gülay, ihtiyacı buydu çünkü, köklenebilmek için. Gülay bunları yaptı, işte etraftan duyuruldu, sürmanşetten. Ya diyorum ki ben haber spikeri bir kızım diyorum yani o zaman kendi kendime. Beni sürmanşetten niye haber yapıyorsunuz diyorum. Gözüme sokuluyor çünkü o mesaj. İşte yine kanal değiştirdi, yine yerinde duramadı, işte asi, bilmem evet. ne. Hatırla. Bak bunların hepsi bana bir şey duyuruyor. Ve ben çalıştığım hiçbir yerde böyle, bizim biliyorsun haber masalarımızda ortak da kullanırız. Hı-hı. Herkes oraya bir işte kendi mug'ını koyar, işte kupasını koyar, bir kalemlik, bir şey, bir defter. Oraya ait olduğunu hissettiği için bir şey bırakır oraya. Benim hiç öyle bir masam olmadı çalışma hayatımda. Hemen çıkıp gidebilecek şekilde, evet, değil mi? Ceketimi alıp çıkarım dedim. Bunu da ben sipariş ettim. Ceketimi alıp çıktım hep. Hep yaptım bunu. Şimdi artık o hep'e ihtiyacım kalmadı. Bunun bilincindeyim. Bunun artık farkındayım. Demek ki bütün bu yaşananlar, bütün o ihtiyaçlarımın karşılanması benim köklenmeyle ilgili bağlantıma işaret ediyordu. Bu bir örnek. Hı hı. Kendi yaşadığım şeyden örnek veriyorum. Bunu hayatınızdaki her şeyle ilgili düşünün. Zorlayan ilişkiler, sıkıştıran yerler, kendinizi iyi hissetmediğiniz alanlar. İşte yine çok söylediğimiz şu değersiz hissettiren, evet, kişiler, ortamlar. Yani değerli hissetmek de... Tabii onu biraz daha açmak lazım aslında. O biraz kendine verdiğin değerle orantılı ya, hani karşıdan gördüğün değer. Biraz daha geniş bir alana şey düşünmeden. Öz saygısı, öz şefkati olmayan, öz sevgisi olmayan insan gerçekten hayatı boyunca dışarıda bunu öz manasıyla yaşayamıyor. Kandırarak, zannederek, öyle olduğunu ona atfederek yaşıyor. O öyledir zaten diyor. Biliyor musun onun öyle olup olmadığını? Nereden bilebilirsin ki? Sen öyle olduğunu söylüyorsun. Sen bir zanlı yaşıyorsun. Ama içinde o anda yaşanırken oradaki her şey çok kıymetli. Kıymetli, tamam. Görevi bitti. Bırak. Evet. Tutunma. Ya ölmüşlerimizin bile peşini bırakmıyoruz ya. Evet. Dinle, bizden önceki jenerasyon özellikle ölmüş, özellikle kadınlar dan daha çok bunu duyuyorum. Ölmüş kocasıyla kavga ediyor hala. 30 sene geçmiş aradan. Ya adam ışık oldu diyorum, gitti, bu dünyada değil. Yani bırak. Ben affetmiyorum diyor mesela, bırak yani, gittiği için diyor. O yükü yani, kendi evet. taşıyor. O gitti, o görevini yaptı, gitti. Onun hikayesi o kadardı. Benim de bir hikayem var, senin de. Ve biz doğduğumuz andan itibaren öleceğini bilerek yaşayan tek canlı türüyüz. Öleceğimizi biliyoruz ya. Sinan Hoca'nın dediği gibi çoklukla da bunu düşünmeyiz. Ha, hiç. Bak ben ne zaman zincirli kuyunun önünden geçsem hep orada böyle bir dururum ve o yazıya bakarım. O mezarın üstüne yazan. Her canlı ölümü tadacaktır. Şimdi oradan milyonlar akıyor her gün. Bu lafı bilmeyen de yoktur neredeyse. Sadece orada görüp durmak değil. Burada da İlber Hoca'yı anmak lazım. Onu ölülere değil de canlılara, makam koltuklarına yazmak lazım. Ha. Diyor ya hani, mesajı doğru evet. yere yazmak lazım. Yani ölüler zaten o mesajı, vefat edenler almış. Aslında mi? Orada da çok doğru bir mesaj var. Yani mesajı okuduğumuz yere göre değişir. Orada da faydalı olabilir ama burada da faydalı. Bakana göre değişir. Evet. Yani mesajlar
hep apaçık ortadadır kitapta yazıldığı gibi. Bu da biraz böyle kopuş, kopmanın zorluğu evet. meselesi değil mi? Tutunmak. Vedalaşmanın, tutmanın. Evet, yani orada aslında ifadeye tam olarak baktığımızda her canlı ya da her nefs ölümü tadacaktır der. Ölecektir demez Beyza. Hı hı. Tadacağız. Ölmeden önce ölmek evet. de biraz anlatılıyor değil mi? Çünkü yani, ben de öyleydim. Çok zor kopardım. Hep önceki versiyonlarımızdan evet. kopmamızla ilgilidir ölmek. Hep bir kıyamet halinde olmak. Bir önceki günkü Gülay'ı öldürmezsem yani onun görevi bitti. Teşekkürler. Hı hı. Sonsuz teşekkürler. O görevini tamamladı. Artık o Gülay'ı serbest bırakabilirim sevgiyle. Hizmetine teşekkür ederek. Biz her ne kadar bunu kabul etmesek ve kulaklarımızda ne demek canım ben başkasına hizmet etmem falan. Öyle değil bu. Bu her daim birbirimize hizmetteyizdir biz. Sosyal medyada çok dolaşan bir alıntı var. Yani doğadaki hiçbir şey kendi için yaşamaz. Bir tek insan kendi için yaşar diye. Halbuki biz de birbirimize hizmetteyiz. Farkında olmadan. Farkında olmadan. Sen benim gözümsün Beyza. Ben senin gözünüm. Şimdi bize bakanlara bir gözüz biz. Bizim baktıklarımıza da onlar göz. Ayn. Göz. Hı-hı. Yani insan insanın aynasıdır. Gözüdür insan insanın. Aynada bakıp aynayı düzeltemediğine göre hep böyle soruyorsun mesela diyorum ki ne yapıyorsun? Bu uyarıyı niye yaptın karşındakine diyorum. Onu düzeltmek için diyor. Peki iki sözle sen kendini düzeltebiliyor musun? Bunların hepsi kibir. Kibir. Kendini görmüyor. Diyor ki çok yargılıyorum farkındayım. Farkında olduğu şeyi insan halının altına süpürmez. Gördüğünü temizler, pırıl pırıldır, devam eder. Artık ayağına takılan bir şey kalmaz. Farkında ola ola temizlemediklerimiz, bırakmadıklarımız, yolumuza her çıktıklarında onlara küfretmeyi sürdürürüz. O kısır döngüyü biz yaratırız. Yani temizlemediğin şey artık senin seçimindir, senin kaderindir. Fark ettin bunu, sana duyuruldu bu, anlatıldı. Hı hı. Kur'an'da yine inananlar için söylüyorum, müteşabih düzlemde yazılmıştır biliyorsun kriptolar hı hı. falan. Net olan, hiç ikinci bir anlam taşımayan birkaç ifade vardır Kur'an'da. Aklınızı kullanmayacak mısınız? Bak burada metafor yok. Evet. Nettir bu. Görmek isteyen, duymak isteyen için nettir. Talep edersin. Yıllar önce ben okuduğumda gerçekten okuyamamıştım. Aradan yıllar geçti, bir sürü şey yaşadı Gülay. Öldü bin kere, bin kere doğdu. Ve gerçekten anlamak istedi. Niyet etti buna. Açılsın dedi o anlam. İnan bana Beyza, şöyle bir şey yaşadım. İlk başta zihin hala otomatik kodlardan, ifadelerden bir şey çıkaramıyor. Ama ruh bir şey, o biliyor zaten orada ne anlatıldığını da. Bir ağlamaya başladım. Bak, bitmiyor. Kendimi şey gibi hissediyorum böyle. Büyük bir yükten kurtuluyormuş gibi hissediyorum. Bir şey hafifliyor. Bırakıyorsun. Kendini bıraktıkça hafifler insan. Suyun üzerine kendini bıraktığında suyun seni taşıması gibi. Yok onu takayım, yok bunu takayım, yok bu korur mu, yok bu yapar mı diye aldıkların senin yükündür. Korkularındır. Yüzleşememendir. Gölgelerindir. Gölgelerinle yüzleşmeden aydınlığa çıkmak yok. Bu kadar. Yani aydınlıkta insan karanlığı, aydınlıkta aydınlığı fark edemez insan. Her yer ışıksa ışığın farkına varamaz insan. Tıpkı hakikatin göz önünde olması gibi. Bir şey varken onu çok kavrayamaz insan zihni. Onun ne manaya geldiğini. Ne zamanki karanlık olur, aa ışığı fark eder. Ve ışığın da içinde karanlık, karanlığın da içinde ışık vardır. Her şey birbirinin içindedir. Her şey birbirinin içindedir. Kavga ettiklerimiz, küfrettiklerimiz bir gün bizim deneyimleyeceğimiz deneyimlere dönüşürler. Dikkat o denge etmezse. İçin mutlaka olumsuz gördüğümüz her şeyi tanıklık etmemiz gerekiyor değil mi? Evet. Yani şahit konumunda o. Bırak gördüğün şeyin sana ne anlattığını sor kendine. Bu çok keyifli bir yolculuk biliyor musun? Hayatı okumak.
kendi sözlerinden kendini okumak. Mesela çalıştığımız arkadaşlardan özellikle bir tanesi o kadar o alanda açık ve kabulde ki, onunla böyle çalışmaya başlayacağımız gün içimde bir pırpır oluyor. Bir aktarım olacak hissediyorum. Çünkü alıyor değil mi? Alıyor ve yansıtıyor. Hani acaba evet ya olabilir mi bile bize yeni bir yol açıyor. Hayır canım ben bunu biliyorum, bunlar deli saçması dediğinde kapattın orayı. Hı hı. Ve bildiklerinle sınanıyorsun hayatta. Yani sınıfta nasıl öğretmen önce dersi anlatıyor. Sonra diyor ki anlattık biliyor musunuz? Biliyoruz. Sen ne anladın? Sen kalk bakalım diyor tahtaya, sözlü yapacağım. Biliyorum dedin, kalk soruyor, bilmiyor. Bildiklerimizden imtihana çekildiğimizin farkında olmak bize sürekli yeniden öğrenme yollarını, daha geniş kavrayabilme. İdrak bu dünyada insana verilmiş en büyük servet Beyza'cığım. Kavrayabilmek, idrak edebilmek. Yani onun başka bir geçişi var sistemimize. Farkındayım, farkındayım, onu öğrendim, bunu öğrendim. Bir hal oluyor sende. Bir şey oluyor. Aa diyorsun. Bu tamam diyorsun yani. İdrak ediyorsun. Bunun niye yaşandığını... Bir önceki versiyonu orada bırakıyorsun değil mi? O artık onu gömüyoruz. O ekolojik sisteme hizmetini yapmak üzere gidiyor. Ona tutunmak da... Yani biz öleceğiz yani, bizim de bir vaktimiz var. Öleceğiz derken bu hayatı, bu bedeni bırakacağız, bu kimlikleri. Ama buradan aldıklarımız da olacak yanımıza. Hafızamızda götüreceğiz onları da. Hani burada bitmiyor iş. Bunu yanımızda taşıyarak ilerleyeceğiz. Ne aldık? Hani yükte ağır, yükte hafif, pahada ağır doneler almak. Bütün hikaye bu. Faydasını anlamak. Dünyanın tadını, lezzetini almak. Görmek, hissetmek. Hissetmeden yaşıyoruz. Yataktan kalkıyoruz, onu yapıyoruz. Her şeyimiz otomatik. Bak bir gün, sadece bir gün. Kalktığında, evet ya uyandım ben. Gerçekten uyandım, şu anda buradayım. Bunu söyle kendine. Kalktığında, şu anda ne yapıyorum sorusu, insanın kendiyle bağlantı kurabilmesinin önünü açıyor. Şu an ben ne yapıyorum? Mutfağa gidiyorsun. Kahve için su koyuyorsun. İşte elini yüzünü yıkıyorsun. Ve bir de bu iki tarafı dengelemek adına, yani insanın gerçekten bütün o bunları Sinan Hoca çok güzel anlatır. Çok. O iki taraftaki bağlantıyı kurabilmek için bedeni de şaşırtmak gerekir. Yani sürekli sağ eliyle yazan bir insan arada sol eliyle yazsın. Sürekli sol eliyle dişini fırçalayan sağ eliyle fırçalasın. Hiçbir şey yapamadım. Bir farklı sokaktan git der mesela. Mutlaka farklı bir şey yap. Bir şey yap. Yürürken ben bazen sokakta hani ay insanlar ne düşünecek falan diye düşünmeden, çünkü öyle bir şey yok. Onu ben düşünürsem insanlar benimle ilgili böyle bir şey söylerler. Ya da söylüyorlarsa da benimle ilgili değildir. Geri geri yürürüm. Evde kitap okurken çoğu zaman ileri geri yürüyerek okurum. Bir yani bu motor becerilerinin mevcut haliyle kalabilmesi günümüzde oldukça güç. Çünkü her şey otomatik. Yani birçok insan kendi evinin sokağını navigasyondan takip etmeden bulamayacak durumda. Evet. Bak çok acayip bir şey söylüyorum. Adam bir alt sokakta tabelaya baksa üst sokağa gelecek taksi. Diyor ki ama konum buraya çıkardı. Kardeş sen düşünemiyor musun? Düşünüyorsun. Yani bu niye verildi bize? Kafanı kaldır bir bak. Aa evet bilmem ne sokak. Gözünün önünde duran şeyi navigasyon ona göstermedi mi? Etrafında dönüp duruyor. O muhteşem donanımımızı böyle atıl hale getiriyoruz gerçekten. Yani bizim kavrayabildiğimizin çok ötesi varken, bak henüz kavrayamadığımız çok daha fazlası varken, kavrayabildiğimizin de kıymetini bilmiyoruz. Otomatik ama ne yapayım bu kolay geliyor. Hı hı. İşte o kolay değil aslında, o kolaycılık. Ve sen kolaycılığa giderken evdeki bulgurdan da oluyorsun yani. Bir önceki jenerasyon nasıl telefon numaralarını bilir? Tabii. Rakamları bilir, tarihleri hatırlar, özel günleri filan. Çeviriyor, bak evet. Dokunuyor bütün rakamlara. O yüzden bütün rehber yoktu o zamanlar. Otomatik bir rehberimiz zaten yoktu da. Telefonun yanında ya da bir fihrist olurdu. Ya da eliyle yazdığı için onu ezberlerdi. Evet. Evet. Mesela ben yazma konusunu bütün beraber çalıştığım herkese tavsiye ediyorum. Yazmayı, kağıdı, kalemi bırakmayalım. Sadece duyduklarını değil, gördüklerini de hafıza kaydediyor. Onu görecek, görsel olarak sesle oku. Sesle okumak.
Bunların hepsi zihne kodlama yapmak. Sadece böyle niyet çalışmalarını da çok severiz ya. Hıdrı Ellez'de olduğu gibi mesela onu mühürlemektir ya, çünkü böyle aktive etmektir hani yazmayı. Ama hafta sonu ben bu paylaşımı yapmıştım. Mesela son zamanlarda çok geliyor şu diş sıkma meselesi sabahları. Böyle bir yoğunluk var bunda. Ben biliyorum, ben de öyleyim ama şimdi orada küçük bir dipnot düştüm mesela. Ona özellikle ben o deniz videosunu dar sokaktan denize çıkış videosunu gördüm, paylaştım. Çok severim o anı, çok severim. Küçüklüğümüzden ve çok etkileyicidir. İlk defa görmüş gibi denizi görünce heyecanlanmak. Haramileri de çok severim. Onu özellikle ekledim oraya. Söyleyemediğin bir şeyler var ki bunda ayrı ayrı uzun uzun konuşacağız yine Gülay Özlem'le. Söyleyemediğin bir şeyler var ki sıkıyorsun. Evet. Dedim ki onu yazın bir kağıda, söyleyemiyorsanız eğer veya söylemek istemiyorsanız, çünkü onlar sıktırıyor dişinizi. Denize bırakın. Ve yani, dişle ilgili bir şey olduğunda bu kararsızlığa da çok işaret eder. Evet. Sıkıyorsun kendini, evet, karar veremiyorsun. Duyuyorsundur bugünlerde birçok. Evet. Bir ben de yıllarca sıktım dişimi. Çok şükür hiç sıkmıyorum artık. Ya. Yani çene kemiğimin ne kadar, yani bir çalışma, hiç şu anda mesela sıkmıyorum. Sadece dişlerimi birbirine kapatıyorum bak. Hı hı. Bu sıkmaktan oluyor. Diş, yani yüz kasların gelişiyor. Bu bana bir şey anlatıyor. Bu boşuna durduk yere gelişmedi. Evet. O kadar sıkmış mesela. Ne kadar gereksiz. Tamam, ben şu anda memnunum yüz hatlarımdan. Çok şükür böyle olduğu için. Ona hizmet etmiş. Mükemmel. Estağfurullah. Ama bir hizmeti var. Onu da gördüm yani, çok şükür. Gösterir bize. Hakikat hep gösterir yüzünü. Sen yeter ki görmek iste. Sofra açıktır. Yemekler önümüzdedir. Seçimler önümüzdedir. Biz hangisine yöneliyoruz? Daha da önemlisi, hangi ihtiyaçtan yöneliyoruz? Oraya baktığımızda gerçekten çok güzel çözümlemeler, çok güzel hafiflemeler yaşıyoruz. Mesela bu konuşmaları ilk yaptığım öğrencilerimden bir tanesi dedi ki, ya hocam dedi, ben bu ilk görüşmeden sonra önce bir dedi böyle birazcık ağladım dedi. Hı hı. Sonra yerimde duramadım, biliyor musunuz? Koşmak istedim, yollarda koştum hatta dedi. Bu neden oluyor biliyor musun? Mevcutta bize ait olmayan o kadar yük taşıyoruz ki. Hani bu kime ait sorusu çok kıymetli bir soru. Kime ait acaba? Bir gün bir arkadaşımla sohbet ederken şey dedi, bunlardan yine bahsediyoruz. Ben elime geçirdiğimle bunları konuşuyorum. Benim başka bir sohbetim yok artık. Bir şey oldu, dedi ki, ya Gülay çok haklısın biliyor musun? Bunlar benim annemin kaygıları, benim kaygılarım değil. Benim böyle bir kaygım yok dedi. Hakikaten dedi, bir uyanış. Bak, minicik bir an. Eğer o farkındalığı, o uyanışı, ya 5 dakika daha yatayım diye ertelersen, kaçırdın. Yine gelir karşına. Yine gelir. Önemli olan oyalanma sürecini mümkün mertebe faydalı kullanmak. Onun da faydası vardır alan için. Ama kısır döngüye düşmüş gibi, ay ben bir insan tanıyorum mesela, acıdan heykeli dikilsin istiyor. Neredeyse bütün dünya besleniyor. Tabii. Değil mi? O kadar, yani mesela sen bir şey anlatıyorsun. Diyorsun ki işte başıma böyle bir şey geldi. Seninki bir şey mi? Diyalog kurmuyoruz. İletişim o çok hazırlıyor kıyım zaten kendi anlatacağını. Evet. Görüyorum, biliyor musun bunları? Yani sen bir şey paylaşmak istiyorsun. O sana onun 3 katı olduğunu anlatıyor. Beni dinlemiyor. Peki ben bunu niye yaşıyorum? Ben nerede kendimi dinlemiyorum? Bak, tık okumaya döndüm. Beni dinlemiyor bu insan. Ben içeride bir yerde kendimi dinlemiyorum. Belli ki. Bana bunu yansıtıyor. Ha, orada da kıstas şu, ölçü şu. Eğer seni dinlememesi seni rahatsız ediyorsa, o zaman sen içeride bir yerde kendini dinlemiyorsun. Yani o %100 yapıyordur. Sen bunu %0,1 yapıyorsundur. Ama yapıyorsundur. Ya onunla, onu fark et diye sana o örnek çıkar, seni dinlemeyen bir insan çıkar. Ya da gerçekten kendini dinlemediğin için bunlar rahatsızlık duyarsın. Ay hiç dinlemiyorlar dersin. Konuşuyorum. Havaya koy. Demek ki içeride konuşuyorsun. Duymuyorsun kendini demektir bu. İnsanın kendiyle yüzleşmesi hem eğlencelidir. Zaman zaman ağır gelebilir.
ay işte bu neymiş falan, o yüzleşmeler zor gelebilir. Kolay evet. gelmeyebilir diyelim, zor ifadesini kullanmayalım. Kelimeleriyle yarattığının, bütün sorumluluğunun ona ait olduğunun farkındalığına uyanmak istemez insan. Bütün uyuyuşlar bu sebeptendir. Bütün kaçışlar. Hep onlar yaptı, bu yüzden söylenir. Onlar kim? Yani o benim gözümse eğer. Yani ağrı kesici dedik ya başta, onun gibi bir şey aslında. Karşıdakini suçlamak. Evet. Ağrı kesici vicdanları rahatlatmak. Dolayısıyla bravo. Ağrı kesici almak. Güzel oturdu buraya. Yani ağrı kesiciyi alayım. Hmm. Geçti. İki gün sonra bir daha. Üç gün sonra bir daha. Evet. Hatta sen onun kökenine inmedikten sonra o şiddetini artırmaya da başlıyor. Yani derslerimizi öğrenmediğimizde dersler sertleşmeye başlıyor. Deprem meselesinde de insanlar yani orada bir şey gösteriyor. Bak orada da bir sürü enerji açığa çıktı. Sen bu alandan birçok insanla program da yapıyorsun. Sen de ilgilisin zaten. Orada bir enerji açığa çıktı. Ve dediler ki hani kutsal topraklarda yani kutsal topraklardaki frekans gibi bir frekans çıktı ortaya dediler. Şimdi bu durduk yere olmadı. Sen onun üstüne ev inşa ettin. Sen bunu yaptın ama bu da totalde o sürece hizmet etmek içindi. Yani böyle baktığında gerçekten kimseyi suçlayamıyorsun, yargılayamıyorsun. Ve insan alışmış başkasını suçlamaya, yargılamaya. Alışmışız. Bizden bağımsız zannediyoruz. Bak burada kendini küçük görmek var. Kendi etkini yok saymak var. Hı hı. Böyle baktığında... Kibir var. Kibir var. Ne ararsan var orada. Yani diyor ki benim yaptığımdan ne olacak? O kadar değersiz görüyor kendini. Canım işte yapabilir miyim acaba? Ya vücudumuzdaki bütün hücreler ağzımızdan çıkan kelimeleri emir addediyorlar. Buyurun buradan yakın. Ona göre çalışıyor. Yani sende bir ruhsal bir şey yaşamıyorsan, bir şey yoksa fiziksel olarak bir görünürlük olmuyor. Yani görünür hale gelmiyor. O sana kendini gösteriyor. Bende bir şey var diyor. Yaşamışsındır muhakkak. Hepsinin bir sebebi var. Ben onun sebebini göremiyorum diye o sebebi yok sayamam. Benim görmediğim, daha doğrusu görüp duyduğumun çok ötesi var. Bunu kabulde miyiz? Kabuldeyiz. Kabuldeysen ancak o kapılar sana açılıyor. Yok benim bildiğim bu. Budur. Bu bir puttur. Hı hı. Ben de ona bunu söylerim yani. Ben böyle biliyorum. Ben emin değilim. Hayattaki, hayatında yolunu kesiştiği herkesi, her şeyi sabitlemeye çalışmak çok çok büyük bir kriz. Yani insanoğlunun bence en büyük sınavlarından biri bu. Evet. Eğer böyle bir sorunun, problemin varsa bununla çok imtihan ediliyorsun. Çok. Çoğu kişinin bu döngüsü vardır. Yani mutlaka bir yerine başka birisi ya da bir şeyinin konulması. Yani o kopuşları o yüzden çok sancılı olur. Evet. Herkesin zor bir deneyim vardır. Ben onu çok zor, bu yaşlara geldim çok zor öğrendim. Yani hepimiz öyle. Yani çünkü şimdi biraz böyle başka. Hani ihmal edilip değersizlik hissi olunca bir bakıyorum ki hiç fark etmeden susup tartışma. Önce neden ne oluyor, nereye, neden, ne oldu, ben ne yaptım, şöyle bir tırmalama hali başlarken panik hali. Şimdi sadece sessizce izliyoruz. Ondan sonra çekilip evet. Şahitlikte. Evet. Ama gerçekten herkes yani mesajları hayatı umuyorum olabildiğince erken okurlar. Çünkü bu bütünün hayrına oluyor. Evet. Hayatına giren kişilerin de hayrına olacak. Yani ben de çok kişinin hayatını zorlaştırmışım demek ki. Hep karşılıklıyız. Evet. Ben de bir şey değiştiğinde sende de, onda da, öbüründe de. Yani biz güzel dünyanın, evrenin kalbine tohumlar atıyoruz her hareketimizde. O tohumlar başkalarında yeşeriyor. Oradan fidana dönüşüyor, fidandan ağaca. Yaprakları uzanıyor göğe, meyveler veriyor. Hep beraber faydalanıyoruz. Kendini seven, bütünü sever. Bu çok benim için, ulan nasıl bunu idrak edeceğim dediğim alanlardan birisiydi. Öyle güzel idrak ettirdik. Gerçekten onu fark ediyorsun yani. Evet, kendini sevmek demek, bütünü sevmek. Her tezahürünü sevmek yaradanın. Yani bir tek bende tezahür etmiyor. Sen de ediyor, on da ediyor. Her birimiz
eşit değerdeyiz. Bilinçlerimiz, bakış açılarımız, yaklaşımlarımız farklı olabilir. Bununla da ilgili şu örnek, hani teknoloji bu kadar elimizdeyken, şimdi bir şey 16 GB'ken 16 GB olduğu için, elimizde bir temel olduğu için 32 GB'a yükseltebildik onu, değil mi? Burayı temel olarak bir geliştirdik. Şimdi sen 32 GB oldun diye 16 GB'a küfredersen, onu aşağılar, yargılarsan, bu ne canım falan dersen, hiç merak etme, 128 de seni yargılar. Bu ne ya der. 64 var arada mesela. 128, 520, daha da ötesi var. Ötesi de var. Yani geldiğin yeri bir varış noktası olarak kabul edip henüz oraya gelmeyenleri ya da senden ileride olanları düşün. Senin gitmek istediğin yön neresi? Onu yargıladığında o kapasiteden hizmet ediyorsun. O bilincin frekansını yayıyorsun. Burayı hedef aldığında kendinin en iyi versiyonunu. Bir dakika şimdi, ben 30 32 GB'ım. Ben bununla ne yapabilirim? Bunu nasıl genişletebilirim? Teknoloji böyle ilerliyor. Bizim de cihazımız bu. Bizim de makinemiz bu. Biz bunu ne kadar genişleteceğiz? Doğru. O göğüslerimiz nasıl genişleyecek bizim? O idraklar nasıl genişleyecek? Çaba, talep, niyet, söze, ağzımızdan çıkana dikkat edip kendimizi dinleyerek. Bunlar çok kıymetli şeyler. Hepimize şifa olsun inşallah. İnşallah. Herkesin ihtiyacı olanı eminim duydu, duyacak. Dinleyecek olanlara, dinlemiş olanlara şu ana kadar inşallah şifa olsun. Demek ki atölye bilindik bir atölye değil, o yüzden sürpriz. Evet. Ya tabii ki salt. Derin, bir derinlik var. Bir derinlik yani, çok var. Net. Evet. Senden de bu beklenirdi ama. Valla salt diksiyonu öğrenmek isteyenler de var tabii ki aralarında. Onların seçimi tercihleri o. O alandan deneyimleri, tecrübeleri aktarıyoruz. Faydasını da görüyoruz çok şükür. Yani ben, o dönüşler beni çok mutlu ediyor. Şu değişti, buna dikkat ediyorum diyorlar falan. Çünkü o reflekslerin gelişmesi için biraz zamana ihtiyaç var. Böyle bir günde olmuyor. Binlerce, yüz binlerce yıllık öğreti bir günde dağılmıyor insanda. Ufak ufak çıkarıyoruz. Gördük, temizliyoruz, geçiyoruz. Gördük, temizliyoruz, geçiyoruz. Ufak ufak. Sonra bir döneceğiz, bakacağız odaya. Aa, pırıl pırıl bir oda. Mis gibi. Hiçbir şey elimize ayağımıza dolaşmayacak. Yeah. O oda hayatımız. O elimize ayağımıza dolaşanlar, fark edip edip halının altına attıklarımız. Fark ettik, düzeltelim. Fark ettik, düzeltelim. İyileştirelim. Lezzetli, tatlı hale getirelim. Hikaye bu. Aslında şimdi o eğitim için gelenler o donanıma bir ek yapacaklar ya. Evet. Hani donanımlarını zenginleştirecekler. Gülay Özlem'in yaptığı, benim anladığım, onun yerini hazırlamak. Şöyle ki, eşyalar işte biri orada, biri kapının önünde, masanın önünde bir tane işte sandalye var. Sandalyenin üzerine vitrin koymuşsun, vitrinin yanına koltuk koymuşsun ama ters duruyor falan gibi bir şeye aslında. Diksiyon dersi, güzel konu, doğru konuşmayı öğrenmek istiyorum diye gidiyorsun ama o da bu halde. Evet. Gülay Özlem biraz onun yerini hazırlıyor. Bak işte masayı da şuraya çeksek sanki daha iyi olur gibi. Böyle yapalım. Bak buna yer hazır gibi, o alanı hazırlıyor aslında. O yüzden çok bütünsel, çok derin bir çalışma. Holistik. Evet, bütünsel. Evet, kesinlikle. Bütün bakış açısı o. Mevzu, diksiyon dediğimiz şey, diksiyon kelime anlamı olarak zaten söyleyiş. Zaten kendini dinlemekle başlıyorsun ya, müthiş yani. Söyleyiş. Evet. Bunu niye söylüyorsun? Söylerken kendini duyuyor musun? Gerçekten insan idrak ettikçe nezaketi ve özeni artıyor Beyza. O kaskatı tarafların, işte bir heykeltıraşın heykeli yontması, şekil vermesi gibi. Sen dışarıyı değil de kendi heykelini yontmaya başladığında hem daha faydalı bir süreç geçirmiş oluyorsun. Hem daha sakin, dingin ve huzurlu oluyorsun. Hep farkında oluyorsun. Gerçek farkındalıktan söz ediyorum. İdrak etmeye başlıyorsun. Çünkü kaosun içinde aydınlanma olmuyor. Dinginlikte oluyor. Koşturduğun anda muazzam şeyler keşfedemiyorsun. Durduğun anda görüyorsun. Yavaşladığında fark ediyorsun. Kendimize bu alanı tanımalıyız. Eğer bir değişim istiyorsak ama. Yok, değişim istemiyorsak. Talebi olana zaten bunlar. Benim böyle bir talebim vardı. Kendimi bildim bileli vardı. Bir değişim, bir dönüşüm. Mevcut olanın ötesini hissediyorsun zaten kalbinde. Ruhlarımız bunları hissediyor. Ama kalplerimizin üstüne
o kadar onların seslerini duyamayacak kadar uzaklaşıyoruz ki. Dolayısıyla kendimizden uzaklaşıyoruz. Maneviyatımızdan, ruhumuzdan uzaklaşıyoruz. Bunlar çok kıymetli şeyler. Bütünsel bir bakış açısı. Sinan Canan'ı o yüzden çok seviyorum. Yani onunla program yaptığımızda da şey dedim. Yıllarca hep hayranlıkla takip ettim kendisini. İşte en son yaptığım televizyon programında konuğum oldu, kısmet oldu. Nihayet dedim. Bence dedim bu psikoloji aleminin dedim Tarkan'ı sizsiniz dedim. Aa, ne dedi? Ay canım falan. Ama gerçekten evet. Öyle. Çünkü onun yaklaşımında çok. Başka bir şey var. Evet. Şu var. Bir makine gibi değerlendirmiyor bedeni. Bunun içinde bir ruhu olduğunu ve bir ötesi olduğunu da bağlayarak anlatıyor. Anlatımlar o yüzden çok lezzetli, çok keyifli. Bir de gayreti ulaşmak evet. üzerine. Evet. O yüzden akademik bir dil kullanmadan bunu yapıyor evet. ve çok keyifli oluyor. Cümle buna yapmadan. Rağmen anlamak istemeyen anlamayabiliyor. Tabii canım ki. Hocam gerçekten amacını ben hissedebiliyorum, sen de hissetmişsin. Kesinlikle. Ulaşmak istiyor. Kesinlikle. Ulaşabilmek istiyor. Ve ne zaman ki bunu bu alandan konuşan birçok alimlik, bilgelik noktasına erişmiş ya da o yolda yürüyen birçok insan da dile getirir. Ne zaman ki konular derinleşse dinleyici, izleyici uzaklaşır. Çünkü orada kendiyle yüzleşme evet. vardır. Ratingi az gibi görünse de o derin meselelerin temas ettiği yerler hiçbir rating ölçüsünün ölçemeyeceği kadar zengin bir alandır. Ay bu kaç izlenmiş bakayım. İşte diyorum ya görmeye değil göstermeye. Hani bu kaç izlenmiş bakayım. Ay önemli değildir belki de. İki kişinin dinlediği bir şey de sana hayatının mesajını verebilir. Sadece iki izleyicinin tanık olduğu bir şey, o iki izleyici sayesinde denize atılan taş misali bir dalga efekti yaratır. Amacımız ne? Fayda mı olmak? Talep edilen, sürekli izlenen, vazgeçil... Yani bunlar başka hesaplar. Bunlar bambaşka hesaplar. Konu derinleştikçe uzaklaşanların vakti gelmemiştir o mesajla evet. buluşmaya. Orada da yargı yok. Herkes vaktini bekler. Ben nasıl vaktimi bekledim? O vaktin geliş sürecini nasıl değerlendirdiğim benimle ilgili. Ben orada seçimler yaptım. Sen de kendi ilerleyişinde kendi seçimlerini kendin yapıyorsun. Hepimiz orada özgürüz. O misafir geldiğinde o misafiri nasıl ağırladık evimizde? Ona bakıyoruz. Allah kahretsin bu halleri falan mı dedik? Selamın kavlen yani. Yoksa ne dedik? Geldi vardır bir hediyesi mi dedik? Bakalım ne anlatacak, ne getirdi. Bakalım hangi mesajı öğrenci. Var. Çok acayip bir, güzel bir yolculuk. Evet, biraz. Çok heyecan verici aslında. Evet, yani keşfettikçe, çok özür dilerim. Rica ederim. Keşfettikçe insan, keşfedileceklerin çokluğu karşısında böyle duruyor, düşünüyor. Annem derdi ki, ben çocukken ondan çok duyduğum bir laf, hala da söyler. Boş başak savrulur derdi. Dolu başağın evet. başı eğiktir. Yani anlatmaya çalıştık ya yıllarca. Beni anlamıyorlar. Bir anlasınlar. Bak ben bir şey öğrendim. Bunu hemen ona aktarayım istiyorum. Dinletmeye çalışıyorum. Artık o sendeki idrak kapasitesi genişledikçe bazen konuşmaya bile gerek duymuyorsun. Az sayıdaki kelimeyle günlük hayatını idame ettirebilir insan. Ama seçtiği kelimelere dikkat ederek. Ondan sonra diyorsun ki yani beni anlasan olur, anlamasan olur. Ben kendimi anladım bunu. Mesaj bize hep. Önce bazı ekole göre uyumlanmak deniyor ya buna hani önce kendinle uyumlanacaksın. Ha. Sonra şey başlıyor. Yani hangi disiplin, hangi ekol, hangi janr olursa olsun hepsinin ortak bir anlatımı var. Kimi A tarafından anlatıyor, kimi B tarafından, kimi C tarafından. İsimler, kaynaklar değişse de hep aslında ortak bir yolu işaret ediyorlar. Kendine gel diyorlar. Ben öyle duyuyorum. Yere sağlam bas. Yere tam köklen ki dalların göğe uzayabilsin. Köksüz ağaç büyümez. Büyüyemediğimiz yerler
çok enteresan, şu anda böyle bayağı arkadaş sohbetimde gibi konuşuyorum. Herkese de faydası olsun. Bütün samimiyetimle, kalbimle söylüyorum bunları. O fark edemediğimiz yerler bizi alaşağı edip edip hayatta bir takım sorunlarmış gibi biz onlara sorun diyoruz. Karşılaştırıyorlar. Ne zaman ki bu köklenme meselesiyle ilgili bunlara ihtiyacın kalmadığını anlıyorsun, o zaman bir özgürlük hissediyorsun. Bırakmak özgürlüktür, tutunmak değil. Yani dışarıdaki bir insan bana kendimi değersiz hissettiremez. Eğer ben özümde değerli hissediyorsam. Ki alemi yaradan bana bir değer vermiş, bir beden, bir hayat, bir tekamül yolculuğu lütfetmiş, bir imtihana tabi tutmuş kendimi geliştirebileyim diye. Çünkü benim talebim oydu. Ben bunu hatırlamıyor olabilirim. Hepimiz verdik bu sözleri. Burada bir hizmetimiz, bir görevimiz var. Bunu hatırlamadığımız için kavgalarımız, hüsranlarımız, duygularımızın esiri oluşlarımız, melankolik hallerimiz. Hele bizim gençliğimizi düşün. Melankoli bir duygu tanımıydı bizim. Yani bizi tanımlayacak olsalar melankolik gençlik derlerdi. Şarkılar, şunlar bunlar. Ağzımızdan çıkan bir şeye eşlik ediyorsak bile sistem için değişmiyor. Bunu şaka mı yaptın? Şarkı mı söylüyorsun? İşte az evvel dedin ya, uyumlanmak. Seni onunla uyumlu görüp o dileğini gerçekleştiriyor. Birazcık arabesk furyasından sonra biraz... Neyse ki 90'larda biraz toparlanarak o güzel kaliteli müziklerle filan derken bayağı bir savrula savrula tabii, ya yol bulmaya. Çok normal yani bizim tabii, bu çok. Anlam arayışımız. Kesinlikle. Yani zaten diyorum ya, bunda utanılacak, çekinecek bir şey yok. Kimse bir yere ulaşmadı. Şimdikiler daha çok sorgulayarak zaten tabii, geliyor. Tabii. Değil mi? Seçim bunu yapmak için sorgulayarak geliyor. Bayılıyorum o yüzden. Bunu itiraf etmezsen, bunu kabul etmezsen, yani bir tanı koymazsan ortaya, teşhis ve tedavi süreci gerçekleşmez. Bizim de özellikle hani bizden öncekiler, bir şeylerin söylenmesi, kol kırılır, yen içimde kalır falan. Bak bunlar neler öğretiyor insana. Ya kol kırıldı, niye yen içinde kalsın? Bir dakika, bunu bir anlatalım, bir dile getirelim. Belki gerçekten aynı şeyi yaşayan bir başkası vardır. Hı hı. Belki ona da rehber olur bu. Çok enteresan ölçekler var. Eğer devam edeceksek gerçekten bunları konuşmaya, çok daha kapsamlı, çok daha kapsamlı alanlar var. O kadar çok alan var ki her birine girip çıkalım, konuşalım. Bölüm bölüm yapalım. Evet. Yapalım mı? Yapalım vallahi. Tamam. Anlatırken çünkü ben şimdi seninle konuşuyormuş gibi görünüyorum. Ben kendime neler duyurdum biliyor musun bu konuşmada? Ne kim ne talep etti acaba da kimlere ne mesajlar gitti? Kimlere neler gitti? Çok şükür yani. Her şey için, yaşadığımız her şey için teşekkürler yaşamak. Bize bunlar iyi ki verildi. Bugün olduğumuz kişiler, bundan sonra ilerleyeceğimiz, bugün bırakıp artık öldürüp yenileyeceğimiz, yeniden doğacak olan kimliklerimiz için, kişiliklerimiz için geçmişte yaşadığımız her deneyime teşekkürler. Hepsinin çok, ben görmemiş, sen görmemiş, o görmemiş olabilir. Hepsinin çok büyük anlamı var. O olayda karşı figürü oynayan oyuncu dahi bunu bilmeyebilir. Yani orada çok acayip bir şey var. Hani derler ya, helalleş, affet falan. Sen onu kalbinden kendine yapıyorsun. Çünkü kimse kimseye dışarıdan öfkelenmez aslında. Hep öfkelendiğimiz, kızdığımız, yargıladığımız bizizdir. Ne zaman ki onun bir göz olduğunu fark edersin, o zaman ancak orayı iyileştirebilirsin. O yüzden ona teşekkür edersin, bırakırsın. Hadi bitirelim yayını. Çok güzel akıyor. Ben de onunla birlikte zaten böyle akışa bıraktım kendimi. Muhteşemdi. Ben çok kendi adıma tabii ben diye konuştum. Çünkü ayrı bir yeri olduğu için Gül Özlem'in. O perspektiften biraz yorumluyorum. Çok kıymetliydi. Doyumsuzdu. Ben biliyordum zaten zamanın böyle yetmeyeceğini ama olabildiğince bereketli olduğuna inanıyorum. İnşallah başka başka planlamalar yapıp seni de özleyenler için, hatta belki de bu yolculuktaki bugünkü Gülay'ı merak edenler, görünce şaşıranlar için daha da lezzetli hale gelecek böyle birkaç bölüm devam etmemiz. O yüzden inşallah ihtiyacı olanın ihtiyacı görülsün. Bütün ayrına olsun. Hepimize şifa olsun. Fayda olsun. Ben de bu güzel dostluğun için, beni hafızanda güzel sıcacık tuttuğun için, bu güzel kucaklaman, karşılaman için
Çok sevindim. Bu paylaşıma vesile olduğun için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki konuştuk. İyi ki bir araya geldik. Bak gözlerim doldu, evet. Görüyorsun. İyi ki varsın. Sen hep de ol. İyi ki varız beraber. Şimdi o kadar çok birikim var ki yine söyleyeceğim. Çünkü hakkıdır. Speaker, sunucu, oyuncu, programcı ve bugün artık eğitimci. Evet. Değil mi? Öyle dememiz Naçizane. Gerekiyor. Estağfurullah. Diksiyon atölyesi ama bu ismin bu altı o kadar dolu ki, içi o kadar dolu ki biraz anlatabildik diye düşünüyorum. Çok şanslı gerçekten buluşanlar. O yüzden yolu açık olsun Güle Özlem'le bir yola çıkanların. Çok teşekkürler bir kez daha. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için, bizimle olduğunuz için. Yorumlarınız çok kıymetli. Zaten bir şey yazmasam da beğeniyorum. Görüyorsunuz okuduğumu bilin diye. O yüzden yorumlarınızı eksik etmeyin. Sizleri çok seviyorum. Her zaman olduğu gibi işiniz gücünüz rast gitsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.